İyi akşamlar değerciler, Teke Tek'te beraberiz. Bugün yine böyle farklı farklı konularda neler oldu hafta içinde onları ele alacağız birer birer. İşte son mesela programa gelmeden önce İlker Başbuğ yine durduk yerde konuştu. Niye konuştu, neden konuştu, kitabı çıktı galiba ondan konuşmuş ama darbe marbe falan filan dedi. Yine millet bir ayaklandı. Çünkü bu gibi konular iktidar tarafında hoşuna gidiyor. Muhalefetin de ilgisini çekiyor. Öyle başlayacağız. Neler konuşacağız ve kimlerle konuşacağız hemen söyleyeyim. Konuklarımı tanıyorsunuz. Sayın Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu, siyaset bilimi hocası. Skype'la bizle beraber olacak. Risk grubunda olduğu için yaş itibariyle kendisini evinde konuk ediyoruz. Ersin Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yıllar. Sağ olun hocam, mutlu seneler. Çok iyi görünüyorsunuz bugün. Maşallah. Allah nazaran saklasın. Maşallah diyelim biz de. Böyle sanki bir güneşe çıkmış falan gibisiniz. Havalar da yaz gibi zaten. Belki onun da etkisiyle. iyi bir şey değil bu mevsimde havalar ama. Allah evin bahçesinde dolanıp duruyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Belli hocam, belli. Evin bahçesi yanmışsınız bayağı. Gelmiş açık hava. Ve İstanbul'da Doktor Gülfem Saydan Sanver, siyasal iletişim uzmanı. Hemen yanında Faruk Acar, tanıyorsunuz, siyasal iletişimci o da ve aynı zamanda araştırma şirketi sahibi, yöneticisi. Ve Profesör Doktor İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür. Hocama selamlar. Bir mukabele. Ersin Hocam, hemen sizden başlayalım isterseniz. Evde sıkılmayın fazla. Biz burada kalabalık, siz evde yalnızsınız. İlker Başbuğ. Dinlediniz mi konuşmasını bilmiyorum ama Sayın Başbuğ yine durduk yerde birdenbire konuyu darbelere getirdi. Ve geçmişe gitti tabii. Yaklaşık 60 yıl önceye gitti. Ve şöyle dedi. Dedi ki eğer erken seçim olsaydı, Demokrat Parti'lere erken seçime gitseydi, bir darbe falan olmazdı. Erken seçim kararı almış bir parlamentoya ve hükümete hiç kimse darbe yapmazdı dedi. Sizce bu açıklama ne manaya geliyor? Bugün böyle bir şey söyleme gereğini niye hissediyor Sayın Başbuğ? Ve durduk yerde niçin yeniden böyle ortada fol yok, yumurta yok bir darbe gündeme açılıyor? Siz İlker Başbuğ'un bunu söylerken ki düşüncelerini elbette bilemezsiniz ama bunun Türkiye açısından faydası nedir, zararı nedir? Bize biraz ufuk açar mısınız? Estağfurullah. Bunun bir yararı yok. Bir kere bu bilimsel olarak herhangi bir şekilde sonuçlandırılabilecek bir tartışma değil. Çünkü bilimde yanlışlanabilir iddialar veya denenceler yahut Frankl ile hipotezler ele alınır ve bunların yanlış olup olmadığına bakılır. Yanlış değillerse yanlışlanıncaya kadar doğru kabul edilir. Bilimin temel yöntemi budur. Budur. Şimdi bu iddia yanlışlanabilir bir iddia değil. Yani 1959-60'a tekrar geri gidip filmi geriye sarıp oradan bir zaman makinesinde darbe olmasaydı ne olurdu ve nasıl bir gelişmeyle Türkiye devam ederdi diye tekrar filmi seyretme imkanımız maalesef yok. Olmadığı için bunun doğru olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyiz. Onun için bizim bu şekilde bir konu üzerinden spekülasyon dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve bilimsel olarak tartışabileceğimiz bir konuda değil. Ama darbeler olmuştur ve darbelerin bıraktığı Türkiye'de bir tortu var. Tabii bunun üzerinden uzun senelerdir tartışma devam ediyor. Bugünün Türkiye'si için tartışmanın pek anlamı yok. Şunu söyleyebiliriz, yani darbelerin büyük çözümler ürettiğini falan görmedik temel itibariyle bugüne kadar. Türkiye'nin sorunlarının halli yolunda böyle birer gümüş kurşun deniyor bazı dillerde veya bir sihirli dokunuş falan böyle bir şey temin etmediler. Çeşitli anayasa değişiklikleri ve uygulamaları yapıldı. Bunların sonucunda geldiğimiz nokta bugünkü nokta sonuç itibariyle. Burada fazla bir tartışma yapılacak bir husus söz konusu değil. Onun için ben bu tartışmanın bugün yapılması, açılması vesaire bunu pek anlamlı da bulmuyorum. Nedenini de pek anlamış değilim. Yani kitabı üzerinden bir konuşma yapmışsa, konuşmayı dinleme fırsatım olmadı. Dolayısıyla onu takdim için yapmış olabilir. Ama şu anda bu akademik olarak tartışılabilir akademik çevrelerde. Ama onun dışında gündem oluşturabilecek bir husus değil. Ama bunu tartışmaya başladığınız vakit, üzerinde
özellikle kamuda. Tabii günün siyasi duyarlılıklarına dokunmuş oluyorsunuz ve gündem üzerinde kısa dönemli bir etki yapmış oluyorsunuz. Kaç kişi bunu fark etti ondan da emin değilim. Yani bu belki Faruk Bey sormuştur böyle bir soru kamuoyu yoklamasında. Orada çıkabilir ama zannetmiyorum çok büyük bir kitlenin fark etmiş olduğunu. Birçok böyle açıklamalar yapılıyor şu aşamada. Bunların hiçbirinin Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve gündemle doğrudan hiçbir ilişkisi yok. Bunun da yok. Ve kısa süreli bir gündem değişikliği belki yaratabilir. Karşılıklı bazı istinatlar, suçlamalar yapılabilir. Çeşitli partiler veya bloklar arasında. Onun ötesinde bizi götürebilecek herhangi bir özellik taşımıyor. Peki hocam şimdi bir herhalde 80'li merdivende 70 küsur yaşında İlker Başbuğ bildiğimiz kadarıyla emekli olduğu zamandan bugüne geçen süre bakarız. Evet 78 yaşında falan herhalde. Bu yaşta bir generalin geçmişle ilgili kendisine sorulan bir soruya böyle bir cevap vermesi hükümet tarafında bir rahatsızlık yaratması normal midir yoksa ya ciddiye alınacak bir şey değil diye mi bakmak gerekir? Siz mesela hükümet tarafı olsanız veya iktidar tarafı olsanız veya siyasetin içinde olsanız bu konuşmadan bir sonuç veya bir ima çıkarır mısınız yoksa gereksiz midir böyle bir ima çıkarmak? Vallahi ben kendimi empati yaparak hükümetin yerine koyabilme yeteneğinde değilim. Onu yapamam. Yani o çok zor bir şey. Ve oradaki yaklaşımlar, düşünceler, öncelikler, kariyer planlamaları vesaire birçok faktör var göz önüne alınması gereken. Bunları herhangi bir şekilde tetikleyecek nitelikte bir çıkış değil bu. Kaldı ki ordunun içinde bulunduğu konum da Türkiye'de değişmiş durumdadır. Yani 2010'lu yıllardan sonraki ordu siyasete daha mesafeli duran bir konumda, özellikle şu aşamada. Ve bu çerçevede böyle bir gündemde orduyu bir şekilde ilgilendirebilecek iç politika hususu falan da yok. Şuna dikkat etmek lazım. Bizim büyük askeri darbelerimiz, özellikle 1980 darbesi öncesinde büyük bir istikrarsızlık dönemi vardı. Hükümetin kenetlenmişlik durumu vardı mecliste. Bunu özellikle Süleyman Bey kendisi açısından gayet etkili bir şekilde kullanmaktaydı. Ama onun öncesinde daha önce böyle bir kurumsal darbe değil de genç subaylar darbesi yaşamıştık. Birkaç tane girişim de oldu. Talat Aydemir'in iki girişimi, 9 Mart 1971'de bir başka darbe girişimi olduğu iddia edildi. Suçlananlar bunu reddettiler vesaire. Yani çok sayıda böyle hareketli bir dönem yaşadık 1960'tan 1980'e kadar. Onların hepsinde büyük ölçüde istikrarsızlık ve hükümetin özellikle sokağa hakim olamama durumu, sıkı yönetim filan gibi durumlar söz konusu oluyor. Onun için bunlarla uzaktan yakından ilişkili olabilecek bir konumda değiliz. Şu aşamada bunun konuşulması için herhangi bir sebep yok. Yani olsa olsa hükümet bunun üzerinden gündemi değiştirebilir miyim diye düşünebilir. Ben gündemi değiştirebilecek bir girişimi olabileceğini ve bunda başarılı olabileceğini de zannetmiyorum. Muhalefetin de bu konunun üzerine fazla düşeceğini bu aşamada yine zannetmiyorum. Çünkü bugünkü açıklamalarını dinlerseniz muhalefet sözcülerinin veya parti başkanlarının, işte Meral Akşener'in açıklamalarını bir miktar dinledim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamalarını dinledim. Öztrak'ın. Dolayısıyla hepsi temel itibariyle Türkiye'nin ana gündem maddeleri olan ekonomik zorluklar, biliyorsunuz tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksleri açıklandı ve yıllık enflasyonun ne olduğu konusunda resmi açıklamalarla iktisatçıların yapmış olduğu hesaplamalar arasında muazzam farklar var filan. Bunları tartıştılar. Esas gündem meselesi bence temel itibariyle bunlar. Bunları bir kenara bırakıp da bu böyle biraz hayal mahsulü unsurlarmış gibi gözüken bir takım tartışmaların içerisine gireceklermiş gibi gözükmüyor. Özellikle muhalefet gözükmüyor. Ama iktidar bunun üzerinden bir tartışma açmaya çok hevesli olursa nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum. Tahmin ederim ki çok başarılı olmayacaktır. Onun dışında bir sürü başka temel
açıklama var. Onlarla ilgili yapılan karşılıklı açıklamalar var. Onlar da Türkiye'deki temel gündemi belirleyen, özellikle 2010'lardan itibaren giderek daha büyük ağırlıkla Türk siyasetinin temelinde yer alan kültürel farklılıkları ve kültürel değerler ve simgeler üzerinden yapılan çatışmaları ve buradaki kültürel fay hatlarındaki ayrımlar üzerinden yapılan mücadeleyi, yani buna bir Almanca terimle Kulturkampf diye ben yazıyorum ve söylüyorum senelerdir. Türkiye bir Kulturkampf yaşıyor. Özellikle eğitim etrafında oluşmuş bir Kulturkampf yaşıyor. Ve bu Kulturkampf üzerinden saflar belirleniyor. Ve o Kulturkampf'ı canlı tutabildiği sürece hükümet iktidarda kalma imkanını daha arttırıyormuş gibi gözüküyor. Bunu ön plana çıkararak daha ziyade tartışma eğiliminde Mayıs ayından beri ve burada herhangi bir hükümet yaklaşımı değişimi olmadı. İşte en son türban açıklamasıyla gördük. Onun dışında camilerle, dinle ilgili, Ayasofya ile ilgili vesaire bir takım açıklamalarla ilgili gündem yaratıcı girişimler gördük. Bu kültürel farklılıkları germe, karşı tarafı düşman olarak gösterme, olabildiğince karşı tarafa meyletmeyi zorlaştırma ve kendi kültürel simgeleri etrafında toparlanmış olduğu tabanını olabildiğince dayanışma içerisinde ve kendi etrafında tutma stratejisi güdüyor. Ve Kulturkampf üzerinden çatışma Türkiye'de büyük ölçüde devam etmekte. Ama demin de belirtmiş olduğum gibi bu gündemi geri planda bırakacak iç politikada ekonomik meseleler ve sağlık politikası ve oradan kaynaklanan güvenlik sorunları ve dış politikada yine başka güvenlik sorunları çıkmış durumda. Muhalefetin de gündemde tuttuğu esas meseleler ve zannederim seçimin içinde çok önemli rol oynayan esas meseleler, başta enflasyon ve büyüme hızı olmak üzere, sonra erkekler için belki bir ölçüde işsizlik olmak üzere gündemin ağırlığı bu meseleler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunu kolay değiştirecek bir unsur değil bahsetmiş olduğunuz husus benim görebildiğim kadarıyla. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İlyas hocam, şimdi hükümetin bu konudaki hassasiyeti sürekli olarak gündeme getiriyor yani darbe meselesinde, ama şimdi İlker Başbuğ'un hakkını da yemek lazım. Evet, niye bunu söylüyorsun? Biraz sorunun yaratmış olduğu tahrik var. Yani soru o yönden geliyor ve İlker Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri galiba soruyu soran, oraya doğru iteliyor biraz. Bu cevabı vermeye doğru iteliyor. Ama İlker Başbuğ aynı zamanda şunu da söylüyor. 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sistemi vurulan ilk darbenin adıdır. Elbette DP iktidarının son yıllarında anayasayı ihlal eden tahkikat komisyonunun kurulması ve yetkilere donatılması gibi uygulamalar olmuştur, ama çözüm askeri darbeler değildir. Olmamalıydı. Ve Türkiye'yi kamplaştırmıştır, o temelidir diyor devamında. Evet. Ben okudum Fatih Bey. Şimdi okuduktan sonra bir kitap çalışması var. Tabii bizim devletimizde bazı konumlar biliyorsunuz haber alma açısından veya yakın tarihi yaşama açısından önemli yerlerdi. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamı da belki bu yakın tarihi bilinmesi açısından en önemli makamlardan, bilgi edinebilecek makamlardan bir tanesi. Dolayısıyla hangi Genelkurmay Başkanı olursa olsun hayatını, gördüklerini, bildiklerini bir kitap haline getirip yazması hem gazeteci için hem de yakın tarihle ilgilenen akademisyen veya insanlar için çok ilginç oluyor. Aynen. Dolayısıyla bir kitap çalışması belli bu. Cumhuriyet'te de bu kitabın tanıtılması için ilgili herhalde muhabir sorular soruyor. Zannediyorum ona yakın soru vardı. Şimdi kaç soru oldu ama baştan aşağı okudum. Kitabı tabii çıkmadı daha. Okuyacağız kitabı. Ama İlginç olan şu, muhabirin sorduğu sorular hep şeyle ilgili, kırılma anlarıyla ilgili. 1960 siz de okumuşsunuzdur. Sonra Talat Aydemir 71, 72, 63 aradaki o hani bilinmeyen, çok tarihi olmayan şeylere de, olaylara da girdi. Hocam da biraz bahsetti ve 80 ihtilaliyle beraber sorular sormuşlar. O da fikrini söylemiş. İlker Başbuğ'un özelliği şöyle bence. Sayın eski Genelkurmay Başkanımızın zaman zaman böyle çıkışlar yapıyor. Hatırlıyor musunuz? Bir sene önce falan yine tartıştırdı. Evet, hatırlıyorsunuz siz de. Hakkında dava falan açıldı hatta. Evet evet, yani eski milletvekilleri. Dolayısıyla şu var tabii, insan unutulmak istemiyor. Bazı yerlere
Hani bizde şöyle bir şey var. Bence tepki çekmesinin sebebi Genelkurmay Başkanı olması. Genelkurmay Başkanları her konuda Türkiye'de rahat konuşmadıkları için böyle zaman zaman konuştukları zaman hem medya hem işte akademik çevre hem de herkes dikkatli onu dinliyor. İkincisi hatıralar hocam söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra büyük bir kazanımdır. Herkes söylüyoruz. En azından Türk millileşmesi ve Türk uluslaşması hareketinin başı ve devletin aslında modern, milletin de modern millet olma projesi. Ben ulus demiyorum. Millet olma benim jargonuma daha uygun. Elbette ulustur bunun adı Avrupa'da ama bizde de bizim de tarihimiz olduğuna göre milletleşme projesinde moderndir. Çağdaştır yani. Ama bu kolay olmuyor. Yani Fransa'da da kolay olmadı. Başka hala yerlerde olmuştu. De kolay olmadı. Yani biz yüzyıl savaşlarını biliyoruz. Avrupa'nın son 200 tarihi milyonlarca insanın birbirini boğazladığını göreceksiniz. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nın dehşetini göreceğiz yani. Herkes Türkiye'ye bakıyor bir suçlama. Hani biz bunu başaramadık gibi düşünmesinler. Türkiye çok başarılı bence. Nasıl başarılı? En azından millileşme projesi ve uluslaşma projesini bir devlet haline getirmiş. Modernleşmişler. Gitsinler doğuya baksınlar. Başka ülkelere baksınlar. Bu çerçevede ama o kırılmaları da çok sert yaşadık hepimizde. Biz olmasak bile bizim babalarımız veya hocalarımız bu kırılma anlarını çok sert yaşadılar. Dolayısıyla oralara referansla bilgiler verme hemen insanları siyasette teyakkuza geçiriyor. Nihayet de en sert yaşayan siyasiler bu işi. Evet. Yani işte Demirel'in anılarına bakın, Ecevit'in anılarına bakın. Menderes'i hiç anmıyoruz bile çünkü büyük bir dramdır. Arkadaşlarının yaşadığı şeyler dram. Dolayısıyla hangi siyasi olursa olsun bu olayları hatırlamıyor. Buradan bir tartışma çıkmaz. Ben de hocama katılıyorum. Sebebi şudur. Yani bunun hükümet idare etmeyle ilgili bir artı getirmez hiçbir hükümete. Sebebi şudur. Neden getirmez? Çünkü artık Türkiye şunu biliyor. Mesela yeni nesil ister Z deyin ister Y deyin bizden sonrakini diyeyim yani 30'dan küçük nesil bu tarafa doğru aslında daha çok bence ekonomik bir dönemde iktisat çok önemli şeydi veya devlet idaresi de çok önemli şeydi ama son sosyologlar takip ediyoruz sosyolojiyi veya felsefeyi bireysellik ve gelişim veya buna teknoloji deniyor işte yapay zekasından tutun bilmem neyine kadar daha önemli hale geldiğini ölçüyorlar. Bilmiyorum Faruk Bey de takip ediyordur mutlaka. Dolayısıyla bu tür tartışmalar yeni nesillerde çok şey olumlu etki yapmıyor. Hatta ben şu son zamanlarda televizyonlarda yapılan polemik tartışmaları da eskisi gibi şey toplamıyor. Yani evet. Sempati toplamıyor. Tamam. Bunun sebebi yeni neslin olaylara bakış tarzı. Devlet idaresine bakış tarzı veya insanlara bakış tarzı. Elbette bizim için farklı. Ben yalnız bu darbe meselesinde Türkiye'nin artık darbeyi hazırlayacak mesela eskiden orada belki baştan aşağı okuduğunuz zaman metni en önemli sebebin siz de okudunuz, evet. Ekonomi olduğunu söylüyordu. Yani ne zaman ki Türkiye'de iktisat sistem bozulmuştur, sosyal dengeler bozuluyor, bunun üzerine darbeler geliyor. Ve burada da ekonomi idareyi zayıflatıyor. Böyle mantığı böyle. İdare zayıflayınca da ister istemez müdahale geliyor diye bir şey vardı. Şimdi doğru, o dönem için iktisat çok önemli olduğu için, yani bence felsefe de çok önemli. Hatırlayın, 1900'den önce yani 1880 işçi devrimi sanayi devriminden sonra sanayi o kapitalist ezilmişlerin eline bir Marx yani sosyal model geldi. Marx diye birisi çıktı komünizm. Malların eşit paylaşımı felsefedir bu yani bir düşünce. Ezilmişler nasıl kurtulur meselesi aslında. Bunun karşısında ne gelişti? İktisat gelişti. Yani sosyal politikalar gelişti. O gruplara da bir düşünce gelişti. Buna ister ne derseniz deyin Avrupa'da evet. Ezilen bir kesim var. Bu kuzeyden gelişti. Özellikle Alman sonra güneye indi. Sonra ülkemize de geldi. Bir iktisatın nasıl sosyalleşeceği üzerinde de büyük. Hocam da onlardan bir tanesidir. Mesela büyük dehalar geldiler. Ekoller geldiler. Ama ben bu sistemin geçtiğini düşünüyorum. Şahsen ben kendi düşüncem. Doğru yanlış olduğunu elbette ölçemem. Çünkü sosyal bilimler nihayetinde düşünceye dair. Birisi gelir
bir başka bir şeyi ispatlar, bizim düşüncemiz boş kalır. Ama ben takip ettiğim kadarıyla, kendim dünyadaki düşünceleri de takip ettiğim kadarıyla artık bu yapıdan başka bir yapı doğuyor. Dolayısıyla mesela darbelerin artık ekonomik nedeni olmayacak. Böyle bir düşünce doğru değil. Darbelerin artık bundan sonra sosyal bozukluk diye bir sebebi de olmayacak. Darbe belki geçmişte bile bunu ispatlayamayız. Acaba ondan mı oldu veya birisi mi? Hocamın dediği çok doğruydu. Bilimsel bunu ispatlamaktan mümkün değil ama mutlaka etkenlerden bir tanesi. Ne kadar etken bunu bilemiyoruz. Ama şunu söylüyorum. Türkiye artık bu şeyleri bu zamandan sonra ne kadar söylenebilir? Bunu ben şey yapamıyorum, öngöremiyorum. Bunun geçmiş olduğunu da düşünüyorum. Daha etkili olacak idare açısından veya hükümet açısından daha etkili olacak şey hizmetini anlatmak. Yapabileceği, yapacağı projeleri tanıtmak, yaptıklarını tanıtmak. Mesela yeni neslin daha çok beklediği şey bu. Herkes şunu düşünüyor. İşte yeni nesil sadece TikTok'larla böyle eliyle hareket edip hızlı hızlı karar veriyor diyor ama öyle değil aslında. Evet, hızlı karar veriyor ama çok görsel görüyor. Mesela bizler eskiden görsel zekamızı sadece ezberleyerek giderebiliyorduk. Ya bir şey alıyor, metni bize veriyorlardı. Eğitimimiz de buna aitti. Her şeyi ezberliyorduk. Çok farklı şeyi görüp kıyaslama imkanımız yoktu. Şimdi alıyor herhangi bir siteyi veya herhangi bir şey hızlı hızlı geçiyor. Evet, çok hızlı hareket ediyor. Hızlı karar veriyor. Çok felsefi değil, temelli değil ama çok fazla şey görüyor ve kıyaslama imkanı. Mesela şu arkanızda binalar var, yapılar var. Hepsini birden görebiliyor ve hepsini birden kıyaslama yeteneği gelişiyor insanda. Dolayısıyla hükümetin de yani bir sürü sosyoloğu var, psikoloğu var. Böyle şeylere takılıp kalacağını ben düşünmüyorum. Eski sistemle de yani mesela bunu çıkartan Cumhuriyet Gazetesi çıkardı. Sizin dediğiniz büyük ölçüde katılıyorum ama hükümet mesela bunların üstüne şimdi fikri sağlar. Yani bir partiyi temsil etmiyor, arkasında muazzam bir taban yok falan. Bir laf ediyor. Diyor ki işte Ayasofya benim diyor türbanlı bir hakim diyor. Beni diyor adalet konusunda diyor kuşkuya düşür diyor. Şimdi peki aynı fikirde olan erkek hakim düşürmüyor mesela. Yani mesele oysa. Yani evet. Kadın düşürüyor da erkeğin türban takma zorunlu olması kafasının içinde aynı fikirde olan birini eğer o fikirlerden rahatsız oluyorsa ki o zaman türban takanlar veya kendini İslami olarak, İslamcı olarak, siyasi olarak nitelendirildiğinde diğer hakimler rahatsız olması lazım. Bu da sonu gelmeyen bir tartışma, bir çukur hukukluk meselesine götürüyor Türkiye'yi. Yanlış ben daha ötesini söyleyeyim mi size? Ama mesela bütün bu sonuçsuz, tamamen kişisel saçmalıkların ya da kişisel çıkışları hükümet çok ciddiye alıp her seferinde bunun üstünde bir son bir hafta günler alıyor. Bence hükümet mi alıyor? Bence şeyler alıyor yani. Yani hükümet değil de yani mesela gazeteci alıyor. Yok hayır olur mu? Bununla ilgili Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Parti sözcüsü açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı açıklama yapıyor. Hem onunla ilgili hem... Şimdi aynı şekilde hatırlarsınız Fikri Sağlar'ın 15 yıl 16 yıl geriye gittiğinde tam tersi davrandığını göreceksiniz. Öyle değil mi? Yanındaki mesela başörtülüyü koruduğu günü hatırlıyorsunuz. Siz de gazetecisiniz hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla demek ki Fikri Sağlar siyasetçi kimliğiyle aslında CHP'de bir gruba mesaj veriyordu. Evet, ben öyle algıladım yani şahsen. Çünkü geçmiş dönemini Fikri Sağlar'ın böyle şey yaptığınız zaman bunun parti içinde bir mücadelenin sonucu olduğu bende. Yani ben öyle düşündüm tabii doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama olaylardan onu çıkardım. İkincisi şimdi sadece Fikri Sağlar meselesi değil birçok mesele Türkiye'de. Mesela 1991-92'ydi galiba Fikri Bey'in şey olduğu dönem, bakan olduğu dönem değil mi? Kültür Bakanı olduğu dönem. Eskiyi hatırlayın. O zamanki davranış tipi nasıldı? Şimdiki davranış tipi nasıl? Yani bütün bunları biz şimdi, evet televizyonlarda yorumlar yapıyoruz ama yaptığımız yorumların biraz da herhalde yaptığımız insanların ve olayların geçmişine de bakmak zorundayız. Yani olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz. Dolayısıyla... Bence bu çağda hiç yapılmayacak bir şeyi yapıyor. Bunun sebebi siyaseten halk Türkiye'deki kültür, hocamın söylediği o kültür kamplaşmasına yönelik bir açıklama olsa bunu anlarım. Hani taban kazansa bunu anlarım. Geçmiş bir hadise, geçmiş bir tartışma bu tartışma.
Ve size de taban olarak hiçbir katkısı yok. O zaman bunu neden yapıyorsunuz? Yani buradaki yorumcunun aslında bunu yorumlaması lazım. Ben şöyle yorumluyorum. Evet, demek ki CHP içinde bir şey var. Yani klik gelişiyor. Bu bunlara karşı bir tavır alma durumu diye düşündüm yani. Peki hanımefendi siz ne diyorsunuz? Gerek İlker Başbuğ'un bugünkü açıklamaları ya da röportajından çıkan açıklamalar ve yine yılbaşının ilk gününe, yeni yılın ilk gününe damga vuran özellikle Fikri Sağlar'ın türbanlı hakim meselesi. Şimdi şöyle, İlker günün yoğunluğundan ben İlker Başbuğ'un röportajını okuyamadım açıkçası. Aha. Ama daha da önemlisi bence böyle bir soruya cevap verebilmek için aslında kitabını okumak gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla röportaj tamamen kitaptakileri anlatıyor. Dolayısıyla bir kitabı okumak lazım. Ama bugün sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla birincisi avukatı açıklama yaptı ve zaten İlker Başbuğ Paşa'nın her türlü darbelere karşı olduğunu, her türlü darbelerden karşı olduğundan bahsetti. Şimdi bence buradaki zaten enteresan nokta röportajda benim anladığım kadarıyla işte hükümet eğer erken seçim almış olsaydı darbe olmazdı. O zaman seçime giden bir iktidarın işte milletin iradesine darbe yapılmış olacaktı gibi. Kendisi herhalde kitabında böyle bir tarihsel verilere de dayanarak olduğunu düşündüğüm bir takım yorumlamalarda bulunuyor. Şimdi bu aslında normal bir şey. Yapabilir. Yani Ersin Hoca'ya katılıyorum. Bunun bilimsel bir yanı yok. Ama sonuçta yorumlayabilir gözlemsel mi? Gözlemsel bir yanı var ama. Elbette ki. Yorumlayabilir mi? Yorumlayabilir. Şimdi birden siz 1960'taki darbeyle ilgili bir yorum yaptığınız anda karşı taraftan işte eski Genelkurmay Başkanı darbe iması mı yapılıyor? Darbenin aması olmaz, fakatı olmaz gibi bir karşı taraftan birden bir açıklamalar. Öyle bir noktaya geliyor ki işte İlker Başbuğ Paşa'nın sonunda avukatı devreye girmiş. Bizim müvekkilimiz darbeleri asla savunmaz, tamamen darbenin karşısındadır diyor. Zaten röportajında da çok minik minik hoca konuşurken baktığımda öyle darbeleri metheder falan gibi bir yanı yok. Aksine darbelerin sonrasındaki oradaki nasıl şeyi hassas kutuplaştırdıklarından nokta bahsediyor. Şeyden orada ekonomik kriz, darbe. Şimdi hep onları şey böyle resim haline koyduğunuz zaman bir şeyi ima eder diye siyasetçi bunu düşünür. Bak neden düşünür? Biz düşünmeyiz. Akademisyen düşünmez. Gazeteciler düşünmez. Onlar sadece yorum üzerine odaklandıkları için ama siyasetçi düşünebilir. Çünkü o hayatı yaşayan hala onun etkisini yaşayan siyasiler var Türkiye'de. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu şeyin Genelkurmay Başkanı'nın yapmış olduğu ilk şey değil. Birkaç defa daha yaptı yani. Şimdi fakat hocam sonuçta burada zaten İlker Başbuğ Paşa da darbe karşıtlığını ve daha sonra bu darbenin getirdiği ülkedeki kutuplaşma ve siyasal ortamın ne kadar daha zor bir durumda kaldığını anlatıyor. Şimdi bunları anlattığı bir yerde oradan tam böyle iki cümleyi çekip eyvah Genelkurmay yoksa darbe iması mı yapıyor? Bu nedir? Hadi şimdi biz bütün gündemimizi bırakalım, her şeyi bırakalım. Türkiye'nin bütün sorunlarını da bırakalım ve bunu tartışmaya başlayalım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonuçta eski Genelkurmay Başkanı bir kitap yazmış. Kitapta da kendi bir çıkarımını anlatıyor. Bu kadar basit. Yani bunun üzerinden ya böyle büyük bir polemik yaratmak. Bunun bir siyasi malzeme olacağını bilir. düşünmek gerekir. Bilir. Nereden söylüyorum bunu? Alakasız bir örnek vereceğim. Galatasaray Spor Kulübü seçimlerin genel kurullarından birinde Adnan Polat İbra edilmedi. Genel kurul erken seçim istiyordu. Adnan Polat'ın da başkan olarak bir erken seçim yapma yetkisi vardı. Ancak bunu yapmayınca ibra edilmedi. Bir sonraki başka bir dönemde, yakın dönemde Mustafa Cengiz Galatasaray başkanı olarak yine bir ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıyaydı şeyde genel kurulda. Eski başkanlardan Faruk Süren gitti dedi ki Mustafa Bey, erken seçim kararı alırsanız, ibra edilirsiniz. Siz de nasıl kimse rakip olmaz size tekrar girer kazanırsınız. Böylelikle de bu gerilim geçmiş olur dedi. Mustafa Cengiz bunun üzerine bir gün sonra nitekim ibra
olmadı Mustafa Cengiz yönetimi. Mustafa Cengiz bir basın açıklaması yaptı. Dedi ki ben dedi bana geldi dedi beni dedi tehdit etti dedi. Tehdit değil, geçmişte olan bir örneği veriyor sen Faruk Süren. Diyor ki bakın böyle oldu, böyle yaparsanız ibra olur diyor. Adam diyor ki hayır diyor, böyle olunca diyor beni tehdit etti diyor. Yani iktidarda oturanın bakış açısıyla diğer tarafın örneklemesi arasında bir çıkar farklılığından algılama farklılığı ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü birisi diyor ki Galatasaray'ın çıkarı için sen bir erken seçime git, bu ibrasızlık gibi bir rezaletle karşı karşıya kalma. O diyor ki bana şantaj tehdit geldi beni diyor. Bugün de öyle anlaşılması bir ölçüde her ne kadar hiçbir etkisi yetkisi olmamış birisi olsa bile aslında bunlardan bahsetmemek daha mı iyi böyle bir dönemde bilemiyorum. Ya Fatih Bey sonuçta bunun ben sizin hem demokratik normlara ne kadar inandığınızla hem de kendinizi aslında iktidarda ne kadar güven, iktidardaki konumunuza güven duyduğunuzla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii. Sonuçta siz bu güvensizliği yaşadığınız müddetçe size yapılan her eleştiriyi zaten iktidarınızın geleceğine ilişkin bir eleştiri olarak alıp bundan tereddüt duyup bundan endişe duymanız normal. Halbuki kendisine, iktidarına, demokrasiye gerçekten inanan kişiler, bireyler bu tarz söylemlerden böyle bir tehdit algısı çıkarmaz. Bu kadar basit. Bence bu tamamen işte o kafadaki arka plandaki hala oturmamış belli bir takım düşüncelerden ben kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün artık Türkiye'de yani en son 15 Temmuz darbesiyle de beraber herhalde darbeyi kınamayan hiçbir siyasetçi ve kurum kalmadı ki. Biz hala bir tane cümleyi cımbızla çıkartıp ve bunun üzerinden bir polemik yaratmaya çalışmak, sadece polemik yaratmaya çalışmak olarak görüyorum. Şu bugünkü Türkiye'nin gerçekliğinde böyle bir şey yok çünkü. Yani, çünkü. Bunları gündeme getirmenin iktidara siyasi malzeme sağlayan hatalar olduğunu kabul etmiyor musunuz? Ya Fatih Bey şöyle de... Diyorsunuz ki entelektüel faaliyettir bunların iktidarı... Her şeyi de Fatih Bey bütün biz yaşamımızı da kitap yazarken, röportaj verirken, makale yazarken hayatımızın her alanını da iktidara malzeme verecek miyim, vermeyecek miyim endişesiyle geçiremeyiz ki. Ya yani birileri kitap yazacak, birileri makale yazacak, birileri yorum yapacak, birileri sizin yaptığınız yorumu beğenmeyecek, başka yorum yapacak ama bütün yapılan her aktiviteyi iktidara mı yarıyor, muhalefete mi yarıyor? Şimdi gündem değişir mi, değişmez mi? Ama bu endişeleri taşırsak biz zaten bu ülkede özellikle sosyal bilimlerde hiç kimsenin hiçbir şey üretmiyor olması lazım. Hiçbir makale yazılmıyor olması lazım, hiçbir tartışma yapılmıyor olması lazım. Ya biraz da şeyden kaynaklanmış. Bütün soruları 10 tane soruya da bakın. Hepsi darbeyle hepsi ilgili. Darbeyle şimdi bu da şimdi dikkat çeker yani. Bunu bilerek yaparsınız yani o yüzden. Ya o yüzden ben ama yani yapan çok masum dediğim, değil yani. Konuşuyoruz ama yani. Yok ben açık ben açıkçası şimdi kitabı okumadan yok yok kitabı değil. Zaten kitap çıkmadı ya. Kitap okuyacağız yani. İşte. O okuyacağız yüzden kitabı yani. Ya muhtemelen ama zaten röportaj bütün kitabın içeriğiyle ilgili bir röportaj. Kitapla ilgili ama ben içeriğin o kadar o kitapta çok fazla içerik olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben çok fazla içerik olduğunu ama bunlar tali meselelerdir. Yani röportajı yapan sonuçta çok kıdemli bir gazeteci ve bu tarz böyle bir manipülatif tabii, tabii. Röportaj yapmayacak kadar da kariyerli bence manipülatif. Bir gazeteci. Tamamen ben çünkü Cumhuriyet. Şimdi gazete Cumhuriyet. Bakın ben de size gördüğümü söylüyorum. Bir gözlem bu yani. Gazete Cumhuriyet. Sorular belli. Baktınız siz de sorulara. Sorular aynı tandansta sorular. Mesela bu kitapta bakın göreceğiz kitapta. Çıkacak yakın tarihimizin bir sürü olayını göreceğiz yani. Bilmiyoruz hocam. Tabii belki de gazete açısından da başarılı da olabilir. Yani niye? Çünkü bu kadar tartışılan bir tabii tabii kitapta bir ne olacak? Hem kitap çok yani satılacak. Gazeteciyi de suçlamak gelsin. Çünkü yok yok suçlamıyoruz yani. Bir amacı var. Demek getirdi birdenbire. Yok yok Fatih Bey suçlamak için demedim. Bir amacı vardı. Yok yok biliyorum. Ve kitap. Hocam belki kitabın en çarpıcı noktası bu yorum. Olabilir bilmiyoruz yani, ki. Bilmiyoruz tabii göreceğiz. Ama başarılı. Ama işte belki kitabın en çarpıcı yeri bu soruydu. Onu yani, da bilemiyoruz ya da kitabın içeriğini de bilmediğimiz kitap için. Kitap ben söylüyorum çok kıymetli bir kitaptır. Çünkü ilk gözden yaşayan ve görevdeki ki, bir gözden bir sürü olayı biz öğreneceğiz. Bu çok büyük bir kıymet hele hele tarihçiler için. Çok büyük değer kıymet. Çünkü öyle. Yaşanmış bir ağızdan ilk ağızdan bunları öğreneceğiz. Çünkü ortaya daha çıkması da anladık ki çok kıymetli. Çünkü tartıştırdı ve kitabı herkes duymuş oldu yani. Çünkü Paşa'nın daha önceki kitaplarında da biliyorsunuz çok fazla bu tarz
birinci gözden anlatımları oluyor. Bir de yeni olan ne biliyor musunuz? Mesela bu tür, mesela biz şunu görmedik. Genelkurmay Başkanlığı yapıp da bu kadar tartışılan bir şahıs olmamıştı. Bu kadar burada konuşan da olmadı ondan. Konuşan da olmadı. İlk defa bu da garip geliyor yani. Entelektüel derinliği çok fazla. Yani baktığınız zaman geçmişinde de çok fazla entelektüel faaliyet olduğu için. Evet. O bunları da çok normalde karşılıyor. Yani bir genelkurmay başkanı şapkası var, bir de entelektüel yazan bir şapkası var. İki şapka birbirinin üstüne yazıyor, geldiği zaman başka çiziyor, bir şey gördü. Yani. Yani sürekli bir kere bir kitap yazıyor, çiziyor. Çok o anlamda üretken bir paşa. Biraz yani, bunu da farklı. Yani başka değil kendi Atatürk'le ilgili çalışmaları vardı, evet, tezleri vardı, evet, bir şey vardı. Yani. Değişik, evet, değişik bir general. Faruk Acar'a gideceğim bu konuyla ilgili olarak ama bir kısa ara vereyim. Sonra Faruk Bey rahat rahat vakitini kullanabilsin. Aradan sonra Faruk Acar. Gülfem Hanım, siz türbanla ilgili bir iki cümle, türban hakimiyle ilgili bir iki cümle etmek istiyorum dediniz. Onu alayım, sonra Faruk Bey'e sorayım. Fatih Bey, aslında işte bu biraz önce söylediğim meselenin bir devamı, farklı bir örneği de bence aynı şekilde bu türban başörtüsü polemiği de aynı noktada. Sonuçta Fikri Sağlar, evet, eski bir milletvekili, eski bir bakan. Bakan. Fakat günün sonunda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif bir yönetici pozisyonda değil. Ve her Cumhuriyet Halk Partili'nin kendine özgü fikirleri, düşünceleri olabilir. Değil mi? Bunları söyleyebilir. Ama bu birden partinin görüşü, sanki parti grup sözcüsü ya da parti genel başkanı bir salı açıklamasında, grup konuşmasında bunları söylemişcesine medyada yer alması, birden bunun da büyük bir polemikler haline dönüştürülmesi. İşte bunların hepsini ben aynı şekilde okuyorum açıkçası. Yani bir türlü iktidarını kuvvetlendiremeyen, iktidarının onay oranlarını kuvvetlendiremeyen bir parti sürekli bizim farklı noktalardaki edilen laflar, küçük polemikleri gündem konusu yapmaya çalışarak aslında toplumun gerçek gündemini bir türlü konuşmuyor olmamızın bir yolu haline getirdiğini düşünüyorum ben. Yani işte bu kadın platformlarını, kadın cinayetlerini önleme platformu var. İşte 2020 verilerini açıkladı. 2020 300 kadın öldürüldü, 171 de şüpheli ölüm var diye. Bakacak olursak günde birden fazla kadın yapıyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni maalesef ki tartışmaya açan bir iktidarla beraber bu kadın cinayetlerini önlemeye çalışıyoruz. Kadınların artık bunca farklı sorunları varken birden en eski, hakikaten bu neredeyse benim çocukluğumun polemikleri, türban mı, başörtüsü mü? Hatta hatırlarsınız o zaman kimisi türban denmeli, başörtüsü denmeli. Bunların üzerinden yapılan siyasetler. Bunlar artık çok eskide kaldı. Kemal Bey de, hem Kemal Kılıçdaroğlu zaten birinci ağızdan kimsenin başına, giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmediklerini açıkladı. Şimdi doğrusu da budur zaten. Yani partinin üst yönetimi eğer bir görüş açıklıyorsa partinin görüşü budur. Ama bunun çok basit yöntemleri var bak. Şöyle yapabilirdi. Yani parti içinden bu düşünceyi savunan, sizin gibi savunan insanlar orada aniden hızlıca bu yapılan açıklamaya tepki gösterse. Kemal Bey gösterdi ama hemen o gün gösterdi. Hepsi. Yani hemen hemen herkes tweet attılar ve herkes sosyal medyadan. Ben de takip ettim bakın. Hemen hemen herkes bakın, sosyal medyadan bunun tepkisini gösterdi. Bu işlerin gündemden kalkması için yanlış işlerin, fark etmez hangi siyasi grup olursa olsun, yanlış günümüzün meselesi olmayan işlere kendi içinden tepki vermesi gerekir. Yani karşı tarafa atmamak lazım bu işi. O yüzden siz iktidarı suçluyorsunuz ama bu söylediğiniz şey zafiyet olarak söylüyorsunuz ama karşı taraftan bu tepkiyi duymak daha doğru olur. Türkiye'nin siyasi geleceği açısından. Ama duydular hocam. Şunun için hocam söylüyorum bunu. Şunu mesela ben kendi çevremden bir sürü yanlış olduğu zaman biz karşı taraf yanlışı dile getirdiği zaman daha çok büyük tepki görüyor. Kendimiz yaparsak, kendi arkadaşlarımıza tepkiyi kendimiz hocam, yaparsak. Hocam partiden pek çok kişi birkaç dakika diyeceğim neredeyse, saatler içerisinde
çok sert tepki gösterdiler. Katılmıyoruz, yanlıştır, bireysel. Ama mesela ben de takip ettim o zaman, tweetleri de takip ettim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de artık türbanlılar var. Fark etmiyor yani, her dünya kesimi, her partide var. Mesela o gruplar çıkıp da bir açıklama yapsaydı bence, ben öyle değerlendirdim, daha doğru, sağlıklı bir şey olurdu. Bu da tartışılmamış. Tabii aynı şey mesela AK Parti'de diyor. AK Parti'de birisi AK Parti'nin genelini yansıtmayan, hatta AK Parti tarafından, AK Parti tarafından rahatsızlık yaratan bir şey olunca bu parti sözcüsü veya birileri tarafından yalanlanıyor veya eleştiriliyor veya kınanıyor. Hatta bazılarında disiplin soruşturması bile açıldı geçmişte hatırladığım kadarıyla. Evet. Ama orada da bir toptan bütün partideki herkesin veya partide ona paralel düşündüğü varsayılan bir takım unsurların çok tepkisi olmuyor. Yani öyle parti adına bir açıklamayla konu kapatılmaya çalışılıyor gibi geliyor bana. Bence ama oradaki daha dramatik olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bakın siyasetçi şey için vitrin bakın, modeli. İsterseniz bir Faruk Bey'e geçelim mi? Evet. Vitrin modeli demiş ama olması. Siyaset bence farklı daha dramatik. Deniz olursa tabii. Yok, cümlemi bitiriyorum. Bence daha dramatik olan o. Çünkü asıl işte budur kutuplaşmanın göstergesi. Yani bu belli başlı kılık kıyafette olan kadınlar belli başlı partidedir. Diğer partilerde bu olamaz. Olursa eğer bu bir vitrinin işidir diye düşünmek aslında kutuplaşmayı körükleyen nokta bu. Ve aslında ben o anlamda da toplumsal barışmayı engelleyen noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. Herkes her yerde istediği siyaseti yapabilir çünkü. Buyurun, pardon. Faruk Bey. Evet. Soru var mı yoksa direkt meclis? Bu konu yani birincisi AK Parti bu konulara gereğinden fazla mı hassas davranıp tepki gösteriyor? Yoksa AK Parti arasından bu bir nimet olduğu için yani tam aradığı yere top geldiği için mi buna bu topa vurmak gereği hissediyor? Gündemden daha doğrusu farklı bir gündemden size bu gündemi tartışmak işine mi geliyor? Çünkü hani dediğim gibi parti görüşleri değil bunlar. Bir tanesi 80'e yaklaşmış bir eski Erkumay Başkanı, darbe yapacak hali yok, bir şey yok. Niye bu denli tepki ve bu söylenenler sizce söylenmemeli mi? Yani aslında sorunun içerisinde cevaplarda direkt evet öyle dinebilecek kadar basit. Evet, bunlar işine gelir, kullanır. Siyaset zemininde eğer böyle bir malzeme verirseniz siyasetçinin de. Eğer orada da tutabildiği bir damar varsa, yakaladığı ve bunu kamuoyunda tartıştırmak üzerine bundan avantaj sağlayabileceğini düşünüyorsa bu malzemeyi sonuna kadar, dibine kadar kullanır. Bu net. Şimdi tabii ilk başta Ersin Hoca'nın hocamın söylediği yani özetle evet bu anlamsız bir tartışma. Kesinlikle katılıyorum. Anlamsız bir tartışma olduğuna. Bugün itibarıyla ama aynı şekilde İlyas Hoca'nın da söylediği gibi yani o sonuçta İlyas Hoca dedi ki ben girizgah bölümünden sonuç bölümüne kadar hem Cumhuriyet Gazetesi içerisinde olması hem de muhabirin bu konuda zorlama bir yetenek kullanarak mevzuyu bu hale dönüştürmesini de gördüm, hissettim demesinden hareketle ben şunu söyleyebilirim, bir şey öğrendim. Yani bunca yıllık bu platformlarda bulunan biri olarak öğrendiğim şey şu, kişinin adına değerlendirme yaparken sıcağı sıcağına değerlendirme yapmak her zaman ters köşe yaptı beni. O yüzden bu konuda çok şey de davranmak istiyorum. Yani biraz daha makul bir konuşma yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda da gördük ki işte bir röportaj var. Bir röportajla ilgili aradan birkaç cümle çekerek bu nedir diye sorulduğunda evet bunun kötü olduğunu doğrudan adamın üzerine büyük bir çullanma haliyle herkesin kamuoyunun yönlendiğini gördük. Ama daha sonrasındaki gün gidip kendiniz incelediğinizde aslında olayın tam olarak böyle olmadığını da okumanız mümkün olabiliyor. O nedenle ben İlker Başbuğ'a bu konuda haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve fakat bununla da birlikte Gülfem Saydan'ın dediği gibi notlarımdan gidiyorum. Çünkü bayağı uzun bir süre dinlediğim için hepinizi. Gülfem Saydan'ın dediği gibi yani biz o zaman hiçbir şey konuşmayacak mıyız? Konuşma platformu ya da böyle bir alanımız kalmıyor falan diye. Hayır, eğer bir darbe sözcüğü, söz konusuysa, askerse bu kişi, genelkurmay başkanıysa,
Orada mutlaka yani herhangi biri olmaktan daha farklı bir durumda değerlendirilebileceği söylenebilir. Ama mesela yani, darbeler konusu... Şimdi Fatih Altaylı bunu konuşur. Ki Fatih Altaylı bir de her programda mutlaka bir şey söylüyor. Ertesi gün mutlaka birileri onun aradan çekerek mevzuyu aynen haberleştiriyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Benimle ilgili de aynısını söyleyebiliriz. Burada sözle kendi görüşünü paylaşan herkes için aynı şeyi ama söyleyebiliriz. Öyle, herkes için görüşüyor. Ama siz eğer askerseniz ve darbeyse ve bir genelkurmay başkanıysanız, genelkurmay başkanlığı yapan biriyseniz bu Gülfem'in söylediğinden çok daha başka bir yere gidiyor, evet, çekilir. Yani bu böyle bir şey. Yani benim darbeyle ilgili yapacağım değerlendirmenin çok üzerindedir. Peki abi darbeyle ilgili tarihi bilgiler ve tarihsel gelişmeleri bir asker daha iyi bilmez mi bizden? Kesinlikle daha iyi bilir. Ama orada tabii şöyle bir durum var. İşte ekonomi evet, sosyal tespit kötüydü de var ya. Ekonomi kötüydü, erken seçime gitseydi darbe olmazdı denmiş. Bugün için iktidar şöyle bir şey alabilir oradan. Yani bugün de ekonomi kötü, bugün de erken seçim talebi var. Dolayısıyla acaba bunlar darbe mi yapmaya çalışıyorlardı? Ya bunun içerisinde bir sürü şey çıkarımda bulunabilirsiniz yani. Peki hükümetin bu konuyu bu kadar ciddiye almasının altyapısında neler var diye baktığımızda bir kere 28 Şubat bugünkü hükümetin başına gelmiş olan, yani bugünkü hükümetin içinde bulunduğu belki, bir grubun başına gelmiş bir olay. Çok uzakta değil, evet, bir kimileri için, bizler için artık çok uzak olabilir. Ama İlyas Hoca çok güzel söz etti. 30'un altındaki insanların hiç hatırlamadığı, bilmediği bir olay bu. Ama bundan 4 yıl önce bu ülkede girişimde bulunan bir darbe durumu söz konusuydu. Dolayısıyla iktidar bu konuda kendini tedirgin hissediyor mu? Bu tür başlıklar oluştuğunda darbeyle ilgili buradan bir şey alıp aradan çekip bu konuda ne yaşadığını paylaşması ya da çok tedirgin olduğunu paylaşmış olması ya da bunların hiçbir şekilde halk nezdinde karşılığının olmadığını ifade etmiş olması, bugün hem parti sözcüsü Ömer Çelik'in hem Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı'nın paylaştıklarına baktığımda hemen bir şeyle, bir kalkanla koruma haliyle böyle bir şey olmaz, böyle bir şey olmayacak, siz sözde demokratsınız, kendine demokratlık durumu söz konusu, bir gün işte bir şekilde takkeniz önünde, yani bir şekilde değerlendirmeyi yaparken hemen üzerlerine alıp meseleyi değerlendiriyor. Peki bunun siyasi ayağında mevzu bu kadar devam ederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama gündemde yer bulur mu? İşte 3-5 gün daha durabilir yani bu. Bunun başka bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Türbanla ilgili başlığa baktığımızda ben türban tartışmasının çok uzun zaman önce kapandığını düşünenlerden biriyim. Annesi kara çarşaflı bir çocuk olarak söylüyorum. Yani bir evlat olarak söylüyorum. Allah ömür versin. Hala hayatta ve hala kara çarşaflı. Allah uzun ömür. Ben çocukluğumu böyle yaşadım. Bunun baskılarının ne olduğunu bilen biriyim. Ama bunun artık böyle bir noktadan çok uzak bir yere evrildiğini de yaşayanlardan biriyim. Hem kendi işte eşimden, çocuklarım, kızımdan vesaire. Dolayısıyla bugün tekrar türban tartışmasının kime yarayacağını düşünebiliriz. Bence hiç kimseye yaramaz bu tartışma. Bu da yaramaz yani. Ama Fikri Sağlar böyle bir başlığı ele almış ve paylaşmışsa, ben de İlyas Hoca'nın dediği gibi belki parti içerisindeki başka bir klik oluşuyor. Ona vereceği bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türbanla ilgili bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyelerinden bir tanesinin vitrin mankeni olarak kullandığı yönünde bir eleştiri getirdi. Dolayısıyla ben bunun üzerine mi oldu? Cevap verirken o verseydi mesela problem kalmadı. Evet. Bunun üzerine mi oldu? Yoksa daha öncesinde olmuştu da Fikri Sağlar bunun üzerine mi getirdi mevzuyu? Onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Partiler bugüne kadar kendilerinin üstlendikleri misyonu, ilkeleri, işte dava dedikleri ya da ideolojilerini, değerlerini oluştururken tabii kimlikler üzerinden bir siyaset yapma tarzını benimsemiş vaziyette. Burada doğal olanı bu zaten.
Fakat biliyoruz ki çeşitlilik olması için, diğer seçmen gruplarından da oy alabilmek için bir şekilde o çeşitliliğe uygun profilleri de kendi partilerinde üye olarak veya sadece sıradan bir üye olmasına rağmen en önde göstererek, işte biz çeşitliyiz, renkliyiz, böyle bir partiyiz, herkesi kucaklayan bir partiyiz formunu oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunu Refah Partisi'nde hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığını bile söyleyebiliriz. Evet. Yani 1994 yılında Refah Partisi'nde bir açılım söz konusuyken İstanbul İl Başkanlığı'nda o zamanki Refah Partisi tabanından bile rahatsızlık duyulan bu açılım sürecini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, yani o zaman il başkanı olarak yaptığını biliyoruz. Hatta dün sanırım gördüm, İsmail Saymaz'ın bir tweetinde işte eski Türkiye güzellerinden bir tanesinin 94 yılında Erdoğan tarafından işte partide rozet takma törenini paylaşmış. Bunlar var, bunlar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda işte türbanlı, başörtülü, adı her neyse, ne nasıl ifade ediliyorsa bir şekilde partisinde bu tür isimlere yer vermesi, o çeşitliliği göstermesi, açılım yaptığını paylaşması, eğer samimi ise Allah razı olsun. Eğer samimi değilse ve sadece yani gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği gibi vitrin mankeni gibi koymak üzerineyse, bu da siyasetin son dönemde getirdiği mecburiyetler açısından kıymetli bir şey bana göre. Yani sevmese, hoşlanmasa, kabul etmese bile onu kendine zorunlu hissediyor olması bile bence kıymetli. Dolayısıyla bu eleştirinin ben bu anlamda haksızlık olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bu açılımı yapsın. AK Parti de kendine yakın hissetmeyen seçmenleri bir şekilde nasıl görüntüsü varsa onları içinde barındırmasında bence hiçbir mahsuru yok. Bence de yok. Ama bu tartışmalar Türkiye'nin gündeminde, işte şu anki mevzular, işte Ersin Hoca söyledi, şu anda şunlar var dedi, enflasyon var dedi, ekonomi var, dış politika, güvenlik, sağlık vesaire. Bunlar yerine bunların tartışılmış olması siyasetin işine geliyor mu? Evet, siyaset eşittir sonuçta, bunu her yerde söylerim. Bu sonuç için o türbanlı birini parti meclisinde göstermiş olması, diğerinin bunu eleştirmiş olması bence siyaset açısından kıymetli bir şey. Bunu yapacaklar. Bundan sonra da sürecek peki, diyebilirim. Faruk Bey, şimdi bir şey, bütün bunların hepsinde farklı farklı tartışılabilir, bir sürü şey de söyleyebilirim ama bir şey benim garibime gitti. Daha doğrusu garibime gitmedi, zırva buldum. Fikri Sağlar'la ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıyor. Birisinin birisine güvenip güvenmemesini söylemesinin bir soruşturma sebebi olmasına benim aklım hafızada vermiyor. Niye ermiyor? Şunu hatırlıyorum ben. Sene 2002. 2002 Kasım seçimlerinden çok kısa bir süre önce, daha sonra hemen akabinde başbakan, sonrasında da cumhurbaşkanı olacak olan Abdullah Gül, AK Parti adına teke tek de konuk. Böyle oturuyoruz masada. Ben kendisine dedim ki Abdullah Bey, Abdullah Bey dedim, dokunulmazlığı kaldırmayı düşünüyor musunuz? Seçimi kazanacağınız neredeyse garanti gibi. Hükümeti kuracağınız da garanti gibi görünüyor. Peki dedim, sonrasında meclisteki çoğunluğu elde ederseniz, dokunulmazlıklardan hep şikayet ediyordunuz, dokunulmazlığı kaldırmayı düşünüyor musunuz dedim. Abdullah Bey'in cevabını hiç unutmuyorum. Hayır, düşünmüyoruz dedi. Niye düşünmüyorsunuz dedim. Çünkü dedi, dokunulmazlığın kaldırılması dedi, bir dedi yargı vesayetine yol açar dedi. Ve dedi yargının dedi bizim dedi AK Parti'nin dedi önünü kesmek için dokunulmazlığın kaldırmasını kullanacağınız, ben dedi bugünkü yargıya güvenmiyorum dedi. Şimdi bir siyasetçi bu lafı edebilir ya. Ve bugün evet, anketlerde de siz de söylüyorsunuz %70'e yakın oranda evet, yargıya güvenmiyorum çıkıyor. Bunu söylemiş olmanın suç neresinde? Niçin böyle bir dava soruşturma başladı? Bence bu konuda şöyle bir sözle ifade etseydi bu kadar yanlış anlaşılmaya müsait bir durum olmayabilirdi. Ben bugünkü hakimlere genel olarak, hı hı, tırnak evet, içinde, evet, ben kesinlikle bugünkü yargıya iktidarın liyakat noktasında değil, daha çok işte kayırmacalık noktasında öncelik verdiğini ve tüm devletin değişik yapıların yapılanmaların içerisinde, yapılanmaları içerisinde AK Partililer tırnak içinde
olduğuna inandığım için ben bir Cumhuriyet Halk Partili kökenli biri olarak yargı mensubunun önüne çıktığımda kendimi güvenli hissetmiyorum deseydi... Bir sorun yok. Bence bir sorun yok. Doğru. Ama bir kadından ve bir sembolleşmiş olan türbandan söz edince... Mesele burada. Doğru, başka bir boyuta gidiyor. Son derece haklısınız. Dolayısıyla ben Fikri Sağlar'ın bu yaklaşımını arka planında böyle söyleseydi ben anlardım. Ve hak da verirdim. Yani kesinlikle haklı olduğunu da düşünürdüm. Yani çok absürt bir şeyden söz ediyor olabilirim şu anda. Yani işte yargının tabanı her neyse yani şu anda oluşan yapı tamamen AK Partililerden oluşmuştur. Aynı zamanda kabul etmektir bu durumu kabul etmek. Ama velev ki öyle olduğunu varsayalım, ben buna böyle olduğuna inanabilirim ve empatiyle yaklaşarak haklısın diyebilirim. Evet. Ama türban derseniz ve de kadınla ilgili bir durum bugün itibarıyla daha çok dikkat çekici bir başlık olması dolayısıyla bir de kadından bahsederseniz işte orada yani işte az önce söyledik. Yani bunun erkeği siz söylediniz işte yani erkeği yüzük takanı bakın ben gümüş yüzükleri çok meraklıyım benim koleksiyonum var tespih şeyim. Yüzük koleksiyonu var. Beni gördüklerinde evet bu muhafazakar bir adam diyorlar mı? Ben biliyorum diyorlar. Ama ben 15 yaşından beri yüzük takıyorum yani. Hani muhafazakar olduğum için mi takıyorum yoksa sevdiğim için mi buraya geldi mevzu bilemem. Ama sonuç itibariyle ya da sakallı olmak, bıyıklı olmak, şöyle kesmek yok badem bıyıklılar hatırlıyor musunuz evet. Bir dönem? Yani göbeğini kaşıyanlar yani sürekli sembolleştirme üzerinden bir söylem geliştirdiğinizde dolayısıyla diğer tarafı iteklemiş oluyorsunuz, ötelemiş oluyorsunuz ve de yanlış anlaşılmaya müsait bir kurmanız dolayısıyla da insanlar üzerinize gelir. Yani tecrübeli olanlar da bunu hani bilinçli tesadüfen söylemezler. Mesela Fikri Sağlar onu tesadüfen söylemezler. Ben yani. Fikri Sağlar'ı bir de saydığım, sevdiğim de bir insandı. Evet. Yani çok uzun zamandır görmüyorum ama yani daha önce işte değişik televizyon programlarında bir araya geldiğim ve saydığım bir insandı. Ama yani onda da programı öncesinde izlemedim. Ne demek istedi, ne yapmak istedi onu da bilmiyorum. Ama genel olarak baktığımda böyle bir söz kullandığınızda bu yanlış anlaşılmaya müsait. Müsaittir, kullanamadığı müsaittir. Tartışmaya da bunu artık kabul ediyorsunuz demektir. Siyaseten yani, de kullanılır, kullanmak normal ediyorsunuz. Dibine kadar kullanılır. Yani çünkü siyaset zaten işte yapılarak, yani Türkiye'de siyasetin ajitasyon üzerine... mağduriyetler üzerine, azınlık gibi görünen ama muktedirlik üzerine, ya bir sürü duygu sömürüleri üzerine, hamaset üzerine, belagat parçalayarak yapılan bir şey. Siyaset Türkiye'de bir meslek görülüyor artık. Yani şimdi bu adama gidiyorsunuz, diyorsunuz ki, kardeş, evet, şimdi ben araştırmacıyım, aynı zamanda siyasi bir danışmanım. Şimdi geliyor birisi, seçim öncesinde milletvekili aday olmuş. İşte birileri aracılığıyla benden randevu talebinde bulunuyor. Ben de çalışıp geliyor, tanıtıyor kendini. Evet, ne iş yapıyorsunuz diyorum. İşte şunları siyaset şunları için. Yapıyorum. Bunları. Peki niçin siyasete giriyorsunuz? Diyor ki ya ben hani aracımda şey almak için patpatlardan işte koruma almak için dokunmaz. Bunu söyleyen de var. Bunu söyleyen de var. Olması. Tam alakasız. Tam alakasız. Yani bu söylediğimin tam dışında olan adam diyor, ne işin var diyorum yani ne iş yapıyorsun ben siyasetçiyim ya tamam anladım ama ne iş yapıyorsun? Nereye geçiyorsun kardeşim? Yani olayın nedir diye sordum ya ben siyasetçiyim diyor yani kendim bildim bileli siyasetçi. Şimdi böyle bir noktadayken bu ya bu Amerika'da falan da var biliyorsun bu tabii olabilir evet. Mümkün o yüzden kitaplar bile var bunun siyasetin bir sanat sanat olduğunu söyleyebiliriz ama siyasetin bir meslek kabulü olmaması lazım olmaması gerekir keşke olmasa ama bakıyoruz bir süre sonra herkes mesleklerini unutup bunu artık bir meslek haline ama baktığınız zaman bugün meclislerin çoğunluğu pek çok lider yani mesleği hatırlamıyor yani. Kaç dönemdir oradalar. Şekilde, ve ilginç bir şekilde şu da var. Eğer bunlarla ilgili yorum yapan bir noktadaysanız siz de siyasetçi olabiliyorsunuz. Olabilirsin yani. Aynen. Yani şu anda ben bunları söyledim ya bazı televizyon ekranının başındakiler de şey diyorlar. Senden daha iyi siyasetçim var falan diye bu eleştirileri de kabul etmiş oluyorsunuz. Yani. Tabii çünkü de bazı yerler var ki mesela şey oluyor. Meslek oluyor veya koltuklar var ki oturuyorsun ve kalkmıyorsun. Nur içinde yatsın. Necat Basmacı vardı. Hatırlar mısın Necat Basmacı'yı? Ya duydum.
şeyde İstanbul Ticaret Odası'nda meslek odalarından bir tanesinin başkanıydı. 1959'da o odanın başkanı olmuş. 2010 falandı galiba bıraktı veya daha fazla. Yani 60 sene falan o görevi yaptı. 2020'ye kadar, 2018'deki vefatına yakın bir zamanda bıraktı yani. Ersin hocam tanıyor tabii. Hocam biz tabii tevellütü büyük olanlar tanırız hocam. Gençler tanımaz da biz biliriz. Peki hocam. Necat Bey tek örnek değil, çok örnek. Çok örnek var onu diyorum ya. Şimdi aklıma en uzun süre oydu yanlış hatırlamıyorsam. Gelişmemiş olmasının bir göstergesi aynı zamanda. Yani sivil toplumdaki derneklerin ve vakıfların vesairenin içinde etkin olan kişilerin sayısı çok az olduğundan ve orada çalışmak isteyen de çok fazla kimse bulunmadığından ona gayret gösteren birilerini bulup ondan sonra bir daha oradan ayrılmamasını temin etmek için herkes elinden geleni de yapıyor. Ondan sonra bunların çoğunda Necat Bey için söylemiyorum ama bunların çoğunda bir takım usulsüzlükler şunlar bunlar çıkıyor. Yok, Necat Bey hiç böyle bir şey çıkmadı Allah'a şükür. Evet. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. O ancak sivil toplumun gelişmesiyle olur ama şu anda o yöne doğru gitmiyoruz maalesef. Ne yazık ki o yöne doğru gitmiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Peki hemen başka bir konuya geçelim mi? Hocam hazır sizle konuşmaya başlamışken. Şimdi siyasette belli alanlar belli partilere aittir gibi bir algı var. O alandaki olumlu gelişmeleri o parti kullanır veya o alanlarda ilgili olumsuz söylemleri o parti üzerine alır. Şimdi bu hafta içerisinde ilginç bir şey oldu ya da geçtiğimiz hafta içerisinde bir siyasi parti, Deva Partisi ilk büyük kongresini yaptı. Ve bu kongrede Deva Partisi Genel Başkanı, eski bakan, eski AK Partili Sayın Ali Babacan, yarın da bizim konumuz olacak teke teke katılacak yarın Ali Bey. Hep ekonomi üzerinden hükümeti eleştirirken, biraz özgürlükler üzerinden, biraz dış ilişkiler üzerinden hükümeti eleştirirken ilk kez 28 Şubat meselesine girdi konuşmasında. Kız kardeşinin ve ailesinin bazı bireylerinin başı örtülü oldukları için, türban taktıkları için eğitim haklarının elinden alındığını, biraz da kendisinden hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız şekilde, çünkü Ali Bey genellikle soğukkanlılığıyla ve mesafeli duruşuyla bilinir, gözyaşları içerisinde ağlayarak bu konudan bahsetti. Oysa herkese göre siyasetin bu alanı biraz Saadet Partisi'nin ama daha çok son yıllarda mevcut iktidar partisi AK Parti'nin siyaset alanı. Yani birdenbire Ali Babacan AK Parti'ye ait bir araziye girmiş gibi göründü. Koyunlarını orada otlatacakmış gibi kimseye alışılaması yani mecazen söylüyorum. Bir şekilde o araziyi işgal etmeye çalıştı. Sizce bu neye delalet eder? Neyi gösterir bu? Normal midir birbirlerinin siyaset alanlarına girmeleri? Yoksa AK Parti ile Ali Babacan'ın geçmişlerinin çok sıkı kesişiyor olması nedeniyle Ali Babacan artık böyle bir söyleme mi dönüyor? Dönüp dönmediğini bilmiyorum. Onu kendisi geldiği zaman soracağız. Dolayısıyla doğrudan doğruya ondan yanıt alabilirsiniz. Böyle bir hocam beni yanıt spekülatif. Sonuç itibariyle. Ama sonuçta kendisinin bulunduğu pozisyonun ne olduğu konusunda bütün siyasal partilerin ideolojik tayfta kendilerini belirtecek bir takım kültürel, bunlara İngilizce meme deniyor. Türkçesinde yok. Hani meme koymak deniyor ama Türkçe'de bu başka bir anlama geliyor. Hı hı. Kültürel mimler üzerinden iletişim yaratmak ve kendilerini tanımlamak yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla muhafazakar, liberal bir pozisyon içerisinde bulunduğunu gösterecek bir takım adımlar atma tercihinde bulunmuş olabilir Deva Partisi. Tabii o kendi değerlendirmesi. Esas itibariyle Türkiye'nin 2018 seçimlerine gittiğimiz zaman seçmeninin 1/3 kadarı kendisini aşırı sağ konumlandırmış durumdaydı. Ve aynı pozisyonda Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'yi konumlandırmış bulunuyor. Dolayısıyla orası dolu. Yani orada fazla bir yer edebilmeniz kendinize pek mümkün değil. Ama oradan seçmen yavaş yavaş daha liberal sağ, yani daha önce
Anavatan Partisi'nin veya Doğru Yol Partisi'nin bulunduğu pozisyona doğru bir hamle içerisinde olarak algılanıyorsa, onun için bir pozisyon alma olarak bu düşünülebilecek bir girişimdir. Temel itibariyle şu anda en boş alan Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin boşaltmış olduğu ve henüz demin bahsetmiş olduğunuz türde bir kamplaşmanın veya parçalanmış bir siyasal yapının içerisinde temel bir yer alınmamış bulunan orta sağ pozisyon mevcuttur. Onun için orta sağ için eğer seçmen de kendini oraya doğru tekrar saflaşırsa, ki aşırı sağ saflaşması bir kuşak aldı. Yani bu 1995'te başladı ve 2020'ye kadar veya 18'e kadar 25 yıl süren bir süreçten bahsediyoruz. Bir kuşak aldı. Bundan sonraki kuşak kendini daha ılımlı sağda görmeye başlayacak olursa orası için bir yarışma söz konusu olacak gibi gözüküyor siyasi partiler arasında. Bu Türkiye'nin tekrar demokratikleşme platformuna dönmesi için de bir fırsattır. Çünkü oraya doğru yarışma başladığı zaman bütün kullandığınız kültürel kavramlar, değerler, inançlar, bir takım tutumlar, aynı zamanda bu mimler, bunlar değişecek demektir. Simgeler değişecek demektir. Bu simgeler bugün kullandığımız milliyetçi bir takım vurgular, hatta ırkçılığa kaçan bir takım vurgular, yabancı düşmanlığı, özellikle göçmen düşmanlığı, şimdi çok sık dillendiriliyor şu aşamada, özellikle Suriyeliler üzerinden dillendiriliyordu. Buna başka Asyalılar da eklendi günlük konuşmalarda, Afganlar da filan eklenmeye başlandı. Ve dolayısıyla o Türkiye'yi olabildiğince sağa doğru çekti. Birçok Avrupa ülkesinde daha önce görülmüş olan türden bir pozisyona çekiyor. Aynı zamanda Trump'la Amerika'da gelişen pozisyona benzer bir şekilde aşırı sağa doğru çekiyor. Ve düşünme sistemimizi, zihniyetimizi, gündemimizi, gündemin önde gelen konularını tartışmamız açısından da bize belli bir gözlük takmış oluyor bu tür bir yaklaşım. Bunu değiştirir. Değiştirme durumunda da işte buraya doğru hareketlenecek olan partiler zannederim İyi Parti, Saadet Partisi yanı sıra Deva ve Gelecek Partileri olacaktır. Bunlar arasında bir bilek güreşi temel itibariyle söz konusu olacaktır. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP de seçmenle beraber o tarafa doğru hareketlenmeye çalışacak mıdır? Bunu ancak zaman içerisinde göreceğiz. Bunun bir spekülasyonunu yapmak şu aşamada istemem ama onun herhangi bir izini şu anda göremiyoruz. Dolayısıyla burada epey bir hareket göreceğimizi varsayıyorum. Önümüzdeki günlerde bu hareket artacaktır muhtemelen. Ve buradaki gerginlikler daha fazla su yüzüne vuracaktır. Ve birbirleri arasındaki çekişmeler de büyük ölçüde bu tür bir yeniden saflaşmanın özellikle hem salgın dolayısıyla hem ekonomik kriz dolayısıyla ortaya çıkan manzaranın üretmiş olduğu bir yeniden saflaşmaya doğru Türkiye'yi gitme potansiyeli olan bir ülke olarak görmekteyim en azından. Ama bu henüz gerçekleşiyor mu derseniz çok güçlü kanıtları bunun henüz yok. Ancak zaman itibariyle göreceğiz. Bir de unutmayalım bundan önceki gelişme önce 1995 seçimlerinde oldu. Ama 95 seçimlerinden sonra küçük küçük dalgalar halinde 2018'e kadar, 2018 seçimlerine kadar devam etti. Ve o yapıda sürdü ve solda herhangi bir gelişme de olmadı. Sol büyük ölçüde aynı %20-25 bandında kalmış bir sol temel aile. Ve onun için hedef gösterilmesi kolay ve onun üzerinden siyasal söylem geliştirmesi ve kullanılması etkin bir görüntü aldı. Çünkü yeterince büyük bir yığılma, neredeyse seçmenin yarısı kendisini ideolojik olarak sağa kaydırmış olan bir Türkiye'de daha etkili hale geldi. Onun için bütün bu ifade tarzları falan bu hareketliliği yansıtacak şekilde olacaktır. Hiçbirinin uzun dönemli olacağını düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Yani başlangıçta da söylediğim gibi bu darbe tartışması gibi aynı şekilde bu gündeme gelen türban tartışması da uzun ömürlü bir tartışma olacakmış sinyalini vermiyor. Çünkü yine 2018 seçimine giderken seçmene seçim öncesi yapmış olduğumuz saha araştırmasında Ali Çağrakoğlu ile birlikte yapmış olduğumuz seçim araştırması
sonuçlarını yayınlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yayınlanacak diye varsayıyorum. 2021'in başında kitap olarak. Orada gözüktüğü şekliyle seçmenin temel itibariyle bu olaylara bakışında eskiden türban büyük bir ayrımcılık simgesi olarak algılanıyor. Ve dolayısıyla soldaki çeşitli algılamalardan, işte Fikri Sağlar'ın bahsettiği algılamalar da bundan bir tanesi. Bunların rolü çok küçüktür. Çok daha büyük bir kitle, yani bir dini baskı hissediyor musunuz diye sorduğunuzda araştırmalarda evet diyordu. Örnek verir misiniz diye sorduğunuzda da türban diyordu. Yani bu gayet belirgin bir konumdaydı. Şimdi bunun oranı hemen hemen sıfırlara indi. Gündemin temel unsurlarından biri değil. Böyle bir ayrımcılık yapıldığı vesaire gibi bir söylem artık söz konusu değil. Dolayısıyla bunun üzerinden bir ayrıştırıcı oy devşirme olanağı sanki yokmuş gibi gözüküyor. Ama yine alttan alta bir takım şeylerin değişip yeniden bazı unsurların daha gün yüzüne çıktığı bir Türkiye ile karşı karşıya olabiliriz. Çünkü şu anda herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda bir ölçüde. Böyle bir yapıda ileriye dönük gelişmeyi söyleyebilmek, tahmin edebilmek biraz zor. Ama görünen yani bu gidişatın bu şekilde sürmesinin kolay kolay mümkün olmadığı. Çünkü iktisadi bakımdan son derece başarısız bir makroekonomik performans var. Aynı zamanda salgın konusunda da Türkiye en başarısız örneklerden biri değil ama söylendiği kadar başarılı da değil. Bu da görülmeye başlandı. Onun da zannederim bir bedeli olacakmış gibi gözüküyor. Zaten sağlık konusundaki bazı açıklamalara gösterilen aşırı tepki ve duyarlılık da bunun bir göstergesi olduğu kanısındayım temel itibariyle. Ve dolayısıyla orada bazı değişiklikler beklememiz gerekiyor. Ama bunların tamamı özellikle Türkiye'deki derin kültürel fay hatlarıyla ayrılmış olan bir toplumdan bahsediyoruz. Özellikle din ve mezhep üzerinden ve Kürt ve Türk milliyetçilikleri üzerinden, bunun üzerinden sürdürülmekte olan bir gerginlik ve çatışma ve hatta zaman zaman muharebe veya savaş haline dönüşüyor. Ve bunun odağında da eğitim kurumları var ve onun çerçevesinde oluyor. Zaten Kulturkampf kavramı da eğitim üzerindeki kültür çatışmaları anlatmak için Almanya'da özellikle Bismarck dönemi Alman siyasetinde kullanılan bir kavram. Onun için Türkiye'ye bir hayli uyuyormuş gibi gözüktüğü için bu kavram aracılığıyla anlamanın Türkiye'yi daha etkili olacağını düşünüyorum. Basit bir kamplaşmayla karşı karşıya değiliz. Çok daha karmaşık bir olay var karşımızda. Peki hocam, sağ olun. Aynı soruyu Faruk Acar'a sorsam. Faruk Bey, siz AK Parti'nin en deneyimli siyasal iletişimcilerinden birisiniz. Partinin kuruluşundan bu yana içinde yer aldınız ve hangi damardan hangi oyu alabileceği konusunda da herhalde Erol Olçak'tan sonra en yetkin siyasi parti içerisinde aktif siyaset yapmayan kişisiniz. Babacan'ın bu politika değişikliğini siz neye yoruyorsunuz? Orada bir boşluk mu gördü? Yoksa orada kendi partisi içerisinde bir eksiklik mi gördü? Hiç yapmadığı bir şeydi. Genellikle ekonomi üzerinden tek yönlü gidiyordu. Ve bu dönemde de tutmuş bir siyaset anlayışı, ekonomik çalkantıdan ötürü. Buraya savrulması yeni bir arayış mı? Yoksa kendini daha iyi hissettiği bir alandan daha zorlu fakat daha geniş bir kitleye niçin yaptı böyle bir şey Ali Bey? Bence yani baskıdan dolayı böyle baskıdan bir tercih yaptı diye düşünüyorum. Hangi baskıdan söz ediyorum? Çevresindeki abi biz çok geride kalıyoruz. Ya yapamıyoruz. Yani neden 2'yi, 3'ü, işte değişik araştırmalarda 4'ü, 5'i falan konuşuyoruz? Yani Ali Babacan markasından söz ediyoruz. Türkiye'de son 18-20 yıldır işte devam eden bir hükümet var ve işte Ali Babacan da bunlarda hep böyle prens olarak paylaşılan çok gözde isimlerin başında gelen kişiydi. Ne oldu yani? Biz şimdi parti kurduk. %2-3'leri konuşuyoruz. Neden böyle oldu? Bunu daha farklı hale getirmeliyiz diye
Çok fazla eleştiri gitti bence Ali Babacan'a. Etraftan çok duydu. Ve Ali Babacan da o makuliyet zeminindeki tutarlı siyaset yapma halini, yani şu anda hali hazırda ki ezberleri bozmak üzerine, yani benim alanım bu, ekonomi deyince akla gelen ilk isim ben oluyorum, bunu da biliyorum, dolayısıyla ben bu konuda yürüyeceğim tarzından biraz daha siyaset yapmalısınız efendim diyerek yaklaşanlara dair bir alan değişikliğine ya da oraya da bir pike yapayım diyerek giriştiği bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama yeni bir yol haritası, yani bundan sonraki tarzımız budur. İşte yani başörtüsünden, ablamdan da söz edeyim. Burada da böyle bir tabanım olduğu bilinsin. Hani o taraf görülmüyor falan değil. İşte Sayın Davutoğlu'nun yaptığı siyaset tarzının çok sert, çok üst perdeden, yani hani yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama düşüncemi söylemek istiyorum. Yani müsaaden var mı lütfen? Hani az önce hiçbir şey konuşamayız dedik ya. Yani ben de şu anda ona atıfta bulunarak. yani gerçekten Davutoğlu'nun tarzını fütursuzca buluyorum. Evet. Çok uç buluyorum. Yani başka kelime aklıma gelmediği için söylüyorum. Kendisine saygısızlık yapmak için değil. Beğendiğim bir siyasetçi değil, tanıştığım biri değil. Kim doğdu hiçbir zamanda, yani tanıştığım dediğim ha. Yani yakın oldum. Teşvikime sahip olan biri. Ama tarzını neden tutmadı insanlar? Bir araştırmacı olarak onu gözlemlediğimde, yani ayrılma sürecinde insanların karşısına geçerek şu sözü kullanmasaydı şayet, ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Ölümüne kadar? Ölümüne kadar devam edeceğim. Bu yoldan asla şaşmayacağım. Bu bir bayrak yarışıdır. İşte arkadaşlarımız devam edecek. Çünkü herkes ona hazırdı. Sayın Davutoğlu'nda bir operasyon mu yapıldı AK Parti'de yukarıda? Tayyip Erdoğan, arkadaşları 48 kişi bir araya geldi işte 50 kişilik MKYK'da çok büyük bir darbe yapıldı, öyle indirildi falan filan. Şimdi bunlar konuşulurken ve bir mağduriyet algısı da söz konusuyken çıktı ve bunu böyle olmadığını söyledi. Ve gitti. Şimdi yani hangi o ayrılma halindeki söylediği hal şu anki hal. Ben bunu yani kendisine ben burada sordum aynen bu şekilde zaten. Öyle mi? Ben bakıyorum arada çok büyük bir fark var. O nedenle böyle yani oradaki siyasetin vurma hali Ali Babacan'a yarıyordu. Onu da söyleyeyim. Yani Davutoğlu vuracaktı AK Parti'yi, Ali Babacan puan kazanacaktı. Yani biri bunu, sallayacaktı, biri altta meyveleri toplayacaktı. Bunu net görüyorduk yani araştırmalarda. Ali Babacan bu tarza dönebilir mi? Fıtrat olarak ben öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Bir tabanı var. En önemlisi Türkiye'de ekonomi deyince akla gelen ilk isim. İlk isim hala. Kesinlikle öyle. Hala yurt dışında piyasalarda sohbet ettiğimiz arkadaşlar nezdinde kredibilitesi olan bir isim. Birinci isim. O nedenle bu tarza devam etmesi, yani ben şu anda işte başörtüsüne sonuçta eşi de evet ailesi ablası bu konuda ciddi mağduriyet yaşamış ve AK Parti'de ilk kişidir yani evet. İlk kadın özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla böyle bir tarafı var. Bunu belki bilinçlendirmek için yapmış olabilir ama ben o kongredeki sadece ablasına atıfta bulunduğu ve o sırada gözyaşı dökülen anı dışında tutarsam tümüne baktığımda diğer muhalefet tarzından bir farkı kalmayan bir görüntüyü okuduğumu söyledim. Geçen hafta da söyledim bunu. Şu anda tarzını değiştirirse Ali Babacan'a zarar verecektir bu. Şu anda Türkiye'de en çok istenen şey makuliyet. Biz niçin şu anda bu programda? Çünkü üçümüz, dördümüz de makul insanız. Evet. Şimdi şu an bakın samimi söylüyorum. Hiçbirimiz arasında bir fikri düşmanlık yok ama çok bir yakınlık da yok. Aynen. Peki hepimizin farklı. Oturup şen şakla konuşabiliyoruz. Bu sevilen bir tarz. Ha diğerlerinin de alıcısı yok mu? Var. Vardır tabii. Hala var. Ama Türkiye'de şu anda artık aranan şey daha ılımlı, daha sakin, daha makul,
insanların konuşabiliyor olması, sürekli kavgalardan, dövüşte, ya yani sürekli bu halden ağzından tükürük saçarak paylaşımlarda bulunanlardan artık nefret etmeye başladı. Bir de bu nefretten dolayı izliyor insanlar. Yani nefret ettiği için. Biz izliyor. Evet. Ya bu da enteresan. Yani. Şimdi dolayısıyla türban başlığını Ali Babacan'ın yani özel olarak aldığımızda türbanla ilgili ya bu ülkenin %70'inin bir şekilde türbanlı olup da mağdur edildiği bir durumu olduğunu biliyoruz. Yani sizin de bir tanıdığınız, bildiğiniz bir kardeşinizin yakını olabilir, komşunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, anneniz, anneanneniz olabilir vesaire. Mutlaka türbanlı, başörtülü kişilerin başına gelmiş bir mağduriyete dair bir şey yaşanmışlığınız vardır kafanızda. Belki öğrencilik döneminizde, belki sonrasında, belki gazetecilik döneminizde gözünüzün önünde yaşanan bir olaydır vesaire. Bunun hakkını savunmuş ve bir şekilde bugüne geldiğimizi söyleyebilirim. Bununla ilgili hiçbir şey kalmadı. Bakın, bunu gündeme almak demek siyasetçinin işine gelebilecek bir şey. Yani şu an türbanlı, başörtülüğü de açık birinin bir sorunu yok. Yok, bugün varsa başı açıyor ama yani. İşte at aramıyorum diyebilir, koca bir ihale alamıyor diyebilir. Yani. Hayır. İkisi arasında bir sorun. Hiçbir sorun yok. Kesinlikle tabanda. Yani Ersin Hoca'nın az önce araştırma sonucu olarak paylaştığı her gün sokakta görüyoruz. Yan yana geziyorlar başı açık kızlar, ellerinde çantaları. Hiçbir sorunu yok. Sadece kendini bugün itibariyle iktidardan dolayı şanslı hissetmiyor olan seçmenler vardır. Var. Haklıdır da. Yani bunu eleştirebilir vesaire. Yarın öbür gün türbanlılar da bunu eleştirebilirler. Yani iktidar değişir, zaman değişir, olaylar değişir, devran döner, başka bir şeye döner. O zaman da onlar hissedebilirler. Bu siyasetin kaçınılmaz gerçekliği. Bakın, ben bu kayırmacalıkla ilgili çok eleştiriyorum, çok konuşuyorum falan. Diyorum ki ya bu hak değil yani, bu adil değil. Bu artık göze parmak, bu durum iyi değil diye söylediğimde bir tane arkadaşım dedi ki ya bir şey soracağım üstad dedi. Evet dedim. Ya dedi, senin şirketlerde dedi, şirketlerin başında olan arkadaşlar dedi, kimlerden oluşuyor? Dedim işte birinde kardeşim var, diğerinde şu an. Abi direkt kardeşini kendin koymuşsun dedi. Yani hani sende de durum farklı değil dedi yani. Ankara şubende kim var? Diğer kardeşim falan. Yani şimdi dolayısıyla bunu basitleştirmek istemiyorum. Tabii ki bu hani savunduğum bir şey değil ama mutlaka insanlar tanıdıklarını, bildikleri, kendi ideolojisini, kendi kimliklerine daha yakın olan insanları iktidarları boyunca hep korudular, kolladılar. Bundan sonra da böyle olacak. Burası çok net. Ha keşke olmasa. Ama maalesef durumun bu olduğunu da biliyoruz. Tekrar Ali Babacan'a dönersek, konudan sapmış olmayayım, saptım biraz çünkü. Ali Babacan'ın ekonomi dışında herhangi bir şey konuşmasına asla gerek yok. Yani tavsiye ise buyurun, ben tavsiye ederim. Bedava tavsiye. Kesinlikle ekonomiyi konuşabilir çünkü en güçlü olduğu yer, yani taş yerinde ağırdır diye bir söz var. Hepimizin literatüründe olan bir şey. Ali Babacan söyledikleriyle, paylaştıklarıyla güçlü olduğu yerde daha anlamlı karşılık bulacaktır diyebilirim. Ki tüm dünyanın gündemi ekonomiyken Ali Babacan'ın da profilinin böyle bir yerde yer alması. Yani güçlü olduğu alanı niye terk ediyorsun diye sorarlar adama. Kesinlikle. Ha, siyaset yapmamalı mı? Tabii ki yapabilir, yapacak. Ama işte türbandı, bugünkü böyle popülist başlıklar üzerinden, değerler üzerinden falan tartışma yapmak Ali Babacan'a yaramaz. Yani o alanın sahipleri belli yani. Şimdi saatin hızlıca aklıma geldi. Son zamanlarda Davutoğlu'nda bir performans yükleme var. Görmüyoruz çok ortada. Ben de öyle düşünüyorum. Son dönemde çok fazla duymuyorum. Ama yani ilk başladığı ve hani son döneme kadar benim gözümde hakikaten böyle çok değişik bir şey izledi. Çok sürekli vites yükseltti. Çok üst perdelere kadar çıktı. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok mu büyük bir nefret var onu da bilmiyorum. Bir korona oldu galiba. Ondan sonra bir ha, evet, yorgunluğu falan var. Olabilir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyiymiş ama galiba. Ama yani son dönemlerde ben de bu sessizliği. O da, ona da belki de şey demiş olabilir. Ali Babacan'a dedim ya. Ya siyaset yapmıyorsunuz o yüzden biraz geride mi kalıyoruz falan. Ona da çok sert diyorsun. Çok olabilir. Sert yapıyorsunuz biraz hani yumuşak mı alsak falan gibi denmiş olabilir. Öyle bir uyarı gelmiş olabilir. Bir kısa reklam arası devam edeceğiz.
Artık Ali Hocam mezunu kapayalım ve... Kapamayalım mı? Peki buyurun. Ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun da bir, hemen söyleyin, ne olacak, vaktimiz yok. Şimdi Babacan davası hikayesinde de şöyle, ben aslında Babacan uzun bir süredir, yani çıktığından beri herkes gibi takip ediyorum. İlgiyle de izliyorum. Kongresine gelince de Faruk Acar'a katılıyorum birçok şeyine. Hakikaten ben de bununla ilgili böyle tweet falan da atmıştım. Babacan'ın konuşma metnini yazıya dökün. Üzerine Babacan yazmayın. Kim yapıyor bu konuşmayı deyin. Babacan dedi. Yok, herhangi bir siyasi parti olabilir. Bu kongredeki. Bu kongredeki, bu kongrede, evet doğru. Kapatın adını, Babacan'da yazmayın. Kim konuşuyor deyin. Hatta Babacan'dan başka bir şey söylemeyin. Hatta evet. Hatta Babacan olsaydı belki bir iki ekonomi konuşurdu. Kürt meselesiyle ilgili genelde daha cesurca laflar edebiliyor. Cesurca söylemler kullanabiliyor. Onlar kullanırdı. Onlar da yok derdik herhalde. Son derece sıradan, hiçbir ne kendisini ne partisini konumlandırmayan, o anlamda hiçbir yeni bir şey söylemeyen, son derece sıradan, daha böyle sloganvari bir konuşma yaptı Sayın Babacan. Ben de açıkçası Faruk'a katılıyorum. Neden böyle bir şey yaptığını anlamış değilim. Yani bir lider, her liderin güçlü olduğu belli konular vardır. Şimdi Sayın Babacan'ın güçlü olduğu konulardan en başlıcasının ekonomi olduğunu biliyoruz. Daha önce sizin programınıza katıldığı zaman da ben izlemiştim. Birçok başka programı da seyrettim. Şimdi belli liderler belli konulara hakim oldukları konuları çok rahat konuşurlar. Babacan ekonomi konusu açıldığı zaman çok daha rahatlıyor diğer konulara nazaran. Çok daha akıcı konuşuyor, farklı evet, şeyler kendi söyleyebiliyor. Kendi alanı çünkü. Çünkü kendi alanı. Ve düşünebiliyor musunuz? Siz böyle bir kurultay yapıyorsunuz. Bütün gözler sizin üzerinizde ve hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bütün sorunları tanımladı. Çiftçinin derdi var, onun derdi var. Bu tamam, biliyoruz zaten. Herkes derdini biliyor. Herkes çözüm. Herkes diyor ki ne yapacaksın? Yani bu, şöyle söyleyeyim size, son dönem aslında muhalefet partileri, diğer muhalefet partileri bile, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne İyi Parti, bu tarz muhalefet yapmıyorlar. Onlar bile işte çözümle geliyorlar. Asgari ücret şu kadar olmalı diyorlar, şöyle bir şey olmalı diyorlar falan. Babacan'da o da yoktu. Sürekli bir sorunların tarifi ve biz buna deva olacağız, biz çözeceğiz. Deva almak başımızın borcuydu. Bir kere bu büyük bir hata. Kürt meselesiyle ilgili bir takım yeni söylemlerde bulunmasını beklerdim. Çünkü yeni yılda bile biliyorsunuz Kürtçe tweet attı. Fakat ona ilişkindeki hiçbir şey söylemedi. Üstü son derece kapalı konuşmalar yaptı. Bir de benim hiç anlamadığım bir şey. Şimdi bu Sayın Davutoğlu'nda da var, Sayın Babacan'da da var. AK Parti'ye girişleri çok, hayat onları, bütün bu toplumun zorlukları, siyaseten mecburiyet hissettiler ve siyasete girdiler. Peki, daha sonraki bir dönem var. Kendilerinin Adalet ve Kalkınma Partisi içinde aktif oldukları bir dönem. O dönemle ilgili hiçbir eleştiri yok. O dönemle ilgili her şey mükemmel. O dönemle ilgili hiçbir sorun yok. Bugünün belli bir takım sorunların o günlerde hiç başlamamış gibi. Daha sonra da kendisinin en son dönemde rahatsız olduğu dönem var. Arada kocaman bir boşluk var. Halbuki bugünün sorunlarının birçoğu o zamanlarda atıldı. Peki hiç mi bir yine öz eleştiri yok? Hayır, yok. O dönem mükemmel. Yani Babacan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olduğu dönemler harika. Ne zaman ki o rahatsız olmaya başladı zaten partide bozulmuş gibi bir havası var. Sürekli kurultayda bunlar lafını kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi için bunlar şöyle, bunlar böyle. Şimdi bunlar güzel bir tabir değil. Kaldı ki bunlar dediği sizlersiniz o zaman. Yani siz de 3 gün öncesine kadar aynı partinin içindeydiniz. Bunların biriydiniz. Bunlar doğru bir söylem değil. İşte örneğin diyor ki, şöyle ifadelerde bulundu Sayın Babacan. Biz eğitim diyoruz, onlar okul inşaatı anlıyor. Biz sağlık diyoruz, bunlar hastane inşaatı anlıyor. Kafaları hep rantta. Şimdi 2020 yılında mı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kafası ranta geçti? 2020 yılında mı inşaat sektörünü birden Adalet ve Kalkınma Partisi yapmaya başladı? Olur mu? Mesela Ali Babacan 2005 yılı, yanlış hatırlamıyorsam, veya 2006 yılı televizyonda program yapıyoruz. Ali Babacan'a dedim ki, Ali Bey dedim, yani bizi garip bir durum var dedim ortada. Sürekli dedim işte inşaat, altyapı yatırımları gibi ekonomiye geri dönüşü olmayan, evet harcama açısından büyümeyi getiren ama yarın öbür gün çalışmayacak ve sadece bir kerelik bir büyüme
getiren işlere yatırım yapıyoruz. Bu yanlış değil mi diye sorduğumu hatırlıyorum 2006 yılında Ali Babacan'a. İşte diyorum ya, kendisinin olduğu dönemle ilgili hiçbir eleştiri yapmamakla beraber bugünlerin sorunlarını o günlerde de aramıyor. Sadece sanki her şey 2019 yılında başlamış, 2020 yılında da bu hale gelmişiz gibi. İşte bunların kafası rantta, bunlar faiz lobisi demiyor muydu gibi. Sürekli işte o bunlar bütün bir şey boyunca bunlar diye niteledik ki bence dediğim gibi bunlar tabir olarak da hoş bir tabir değil. Çünkü 3 gün öncesine kadar aslında siz bir partiydiniz, hepiniz beraberdiniz. Dolayısıyla şimdi Türkiye konuşacak, herkes kazanacak diyoruz dedi. Oysa ki biz bugün Türkiye'nin ne kadar konuşabildiğini tartışıyoruz değil mi buralarda? Ve işte bu Türkiye gerçekten konuşabiliyor mu da kendisinin iktidarda bakan olduğu dönemlerde yine tohumları atılmış belli bir takım noktalardan geçerek biz bugünlere geldik. Dolayısıyla bana kalırsa son derece başarısız bir konuşmaydı. Yaptığı, katıldığı televizyon programlarından çok daha düşük bir performans vardı. Halbuki partisinin içinde bir takım farklı şeyler var. İşte %35 kadın kotası var, %20 gençlik kotası var, 9 tane kadın il başkanı var. Değil mi? Mesela bunlarla ilgili bir kadın söylemi geliştirebilirdi. Böyle bir şey yapmadı. Dijital dönüşüm başkan yardımcılığı var. Bununla ilgili herhangi bir dijitalle ilgili bir şey söyledi mi? Hayır, söylemedi. Sadece bir tane espri yaptı, konum atıyoruz falan gibi. Dolayısıyla kendi güçlü yanlarının hiçbirini ortaya koyamadı. Halbuki siz bir siyasetçiyseniz ne yapmanız lazım? Özellikle birinci kurultayınızda siz kendinizi ve partinizi kurultayda tanımlarsınız. Siz niçin siyasette varsınız? Bir manifesto yapması lazım benim. Siz niçin siyasette varsınız? Sizin diğer partilerden farkınız ne? Bu seçmen grubu niye sizin peşinizden gitsin? Bunları anlatıyor olması gerekiyordu. Bunların hiçbirini yapmadı. Kendi güçlü olduğu hiçbir noktaya girmedi. Partisiyle ilgili doğru, yani güçlü sunulabilecek hiçbir noktaya da değinmedi. Sonra yarın bunları kendisine soracağım. Buyurun sorun. Bir de şunu da sorun lütfen. Şimdi bu ben tüzüklerini de okudum. Şimdi tüzüklerinde de şöyle bir şey var bu yeni partilerin. Herkes böyle örneğin bir görev sınırlamaları falan koyuyor. Ama hep bu kurucu başkanlık dönemlerini görev sınırlamaları dışında tutmuşlar. Mesela 10 yıl diyor ama o 10 yıl şeyden başlıyor. Kurucu genel başkanlıktan sonra yapılacak ilk olan büyük kongreden başlamak üzere 10 yıl. Hep bu dönemleri ya da mesela milletvekili seçimleriyle ilgili bir şeyler var ama ilk seçimde bunlar uygulanmaz. İşte adaylar nasıl olunurla ilgili bir şeyler var ama ilk seçimde bunlar uygulanmaz gibi. İlk dönemi tamamen birçok açıdan hep muaf tutmuşlar bu noktalardan. Halbuki gerçekten biz son derece demokratik, katılımcı bir parti inşa ediyoruz diyorlar ise bunları ilk günden yapıyor olmaları lazım. Yani ilk seçimlerde genel başkan seçsin, sonra herkes seçimle gelsin diye bir şey maalesef ki siyasette olmuyor. Siz nasıl başlarsınız öyle devam ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sözüme açıklık getirebilir miyim? Buyurun söyle. Tepki gelmiş. Benim şirketlerimle ilgili, kardeşlerimi yerleştirdiğimle ilgili bir örnek vermiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki bir aile şirketi değil. Hani bunu bir dipnot olarak paylaşmadan bu fasıl kapanmış. O yüzden buradan tabii ki aynı şeyi görmediğimi kesinlikle söyleyebilirim. Ben istediğim şekilde. İstersen batırıyorsun, izah satarsın. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir şeyin olmaması gerektiğini savunuyorum. Ali Babacan'la ilgili ise bir şey daha ilave edeyim ben. Siyaset eksikliği var. Yani bir olay eksiktir ya, yani bir şeyi anlatırken. Yani yemekte bir şey eksiktir. Bir şey eksik. Tuzu, biberi vesaire. Liderlik eksik. Yani Ali Babacan'la ilgili siyaset eksikliğini belki paylaşmışlardır ama Ali Babacan'a siyaset ve liderlik noktasında zaten böyle bir beklenti olduğunu söyleyemem. Ali Babacan'la ilgili beklenti bugün için, bu konjonktürde çok uygun olduğu için kendisinin partisini öne çıkabilir. Ama eksikliğini nasıl giderebilir? Siyasetçilerle eksikliğini giderebilir. Partide Ali Babacan dışında öne çıkabilen, işte Mustafa Yeneroğlu var AK Parti'den ayrıca. Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen var, Sadullah Ergün var, Nihat Ergün var ama bunların hiçbirini biz kamuoyu önünde görmedik. Görmedik.
siyasetçi profillerin öne çıkması ve olaya hakim olması belki Ali Babacan'ın bu anlamda başka konulara evrilmek zorunda kendini hissettiği ya da eleştirildiği noktalarda. Yani başkaları da başka mesajları verebilir. Aynen. Çünkü diğer partilerde biliyorsunuz hep öne çıkabilen ve genel başkanları dışında ortada yani pozisyon tutabilen bazı aktörler olabiliyor. Deva Partisi'nde de bunun olması belki Deva Partisi'ne bir hareket kazandırabilir. Peki bu konuyu bence kapayalım diyorum hocam. Çünkü çok Ali Babacan üstüne konuşacak bir şey yok. Evet. Yarın da konuğumuz olacak. Ben bambaşka bir yere gelmek istiyorum. Dünden beri tartışılan bir iki konu var. Onları hızlı hızlı geçeyim. Bunların bir tanesi sizin de içinde bulunduğunuz akademik camiye çok yakında ilgilendiren bir konu olduğu için bu konuyu sizle başlamak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör ataması yapıldı. Dün, önceki gün ve bu atama birdenbire memlekette ciddi bir kıyamet kopardı. Zannedersiniz ki ilk defa bir siyasi kişilik bir üniversiteye rektör atanıyor ve zannedersiniz ki tek imza ile yapılan ilk atama. Oysa bir önceki rektör de Boğaziçi Üniversitesi'nin yine seçim olmadan Cumhurbaşkanı imzası yapılmıştı. Ve eğer bir atama tartışılacaksa mesela tartışmamız gereken ne atamalar var? Benim bildiğim şu ana kadar 20 kişi, 20 rektör yani 200'e yakın üniversitemiz var özeller dahil. 20 rektör daha önce AK Parti'de milletvekilliği, bakanlık veya parti başkanı görev almış kişilerden oluşuyor. Ve esas tartışmamız gereken bir başka atama vardı. Ben bunu tartışmanın anlamını söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Herkes hatırlayacaktır ya da bu işle ilgilenen hatırlayacaktır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörü Yusuf Tekin. Yusuf Bey buraya atanmadan önce, çok kısa süre önce doçentlikten profesörlüğe yükseltilmişti. Ve o sırada da yasa gereği bir kişinin rektör olması için profesörlükte en az 3 yılının geçmiş olması gerekiyordu. Bu kural değiştirildi. Kural değişir değişmez Yusuf Tekin rektör olarak atandı Hacı Bayram Üniversitesi'ne ve arkasından kural tekrar eski haline getirildi. Yani hani atamaya özel bir kural değişikliği, o bile bu kadar tartışılmamıştı. Sizce bu... Allah'ım çok enteresanmış. Şimdi ama yeniden şu an profesör olan başvurabiliyor. Evet, şu anda tekrar değişti. Şu an tekrar değişti. Hayır, o atamada böyle bir şey olmuştu yani. Evet. O atamada değişiklik yapıldı. Atama yapıldı, tekrar eskiye dönülmüştü. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih neydi? Melih Bulu. Melih Bulu. Melih Bulu'nun atanması bu denli tepki görmesinin sebebi üniversite içinden olmaması mı? Çünkü genelde üniversite içinden Türkiye'de özellikle. Ama Melih üniversiteden sayılır. Ama oradan mezun olmuş yıllar önce. Yüksek lisans doktorası da. Doktorasını orada yapmış. Sonrasında üniversitede görev almamış. Orada ders verememiş. Evet. Bir de Melih Bulu ile ilgili bir tartışılan mesele şu. AK Parti'de bir ilçe teşkilatında kurucu olması, Sarıyer ilçe teşkilatında bir de milletvekili adayı, belediye başkan adayı, milletvekili aday adayı ve İstinye Üniversitesi kurulurken oraya rektör, arkasından Haliç Üniversitesi'ne rektör, 11 ay 15 gün sonra da Haliç Üniversitesi'ne alınıp oraya rektör. Ne demek bu? Şöyle, ya da normal mi? Şimdi şöyle cevaplayalım. Önce Melih Bulu kimdir? Yani ne özelliği vardır? Melih, ben açıklıkla söyleyebilirim. Benim de dostum, arkadaşım. Yıllardır da sanırım. Yani Melih özelliğini bilinmesi açısından söylüyorum. Bizim gençlik dönemimizde, üniversite döneminde Türkiye'de 20 üstün zekalı çocuktan birisi. Yani Melih öyle, hani herkes konuşuyor ama isimde. O zaman hatırlar mısınız ANAP döneminde? Üstün zekalı çocuklar seçilirdi. Korkut Bey yapardı bunu. Ve yurt dışına eğitime gönderilirdi. Siz bilirsiniz. Yani böyle üstün zekalı çocuklar Türkiye'ye katkı versin diye işte özellikle sivil STK'lar tarafından desteklenir. Onların Türkiye'ye katkı vermesi için projelerde çalışılırdı. Çalıştırırlardı. STK'nın kıymetidir bu. Böyle geçmişi bilinmesi açısından söylüyorum. Böyle kıymetli bir arkadaşımız. Yani üstün zekalı çocuklar biri miydi? Efendim? Evet. Çok zekidir. Orta Doğu mezunu ve uluslararası çok da projelerde yer almış birisi. Dolayısıyla hem pratikte iş yapan birisi. Zaten danışmanlık yapmış. Tabii. Pratik olarak yapmış. Tabii iş hayatından gelen hem de üniversite kariyerini daha sonra Boğaziçi'nde sürdürmüş bir şey yapalım. Yani Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi. Bireysel anlamda yani ve eğitim anlamında Melih Bulu'nun hiçbir eksiği yok elbette.
Ya bu yönüyle Melih'e bakılması doğru olur diye ben tanıdığım birisi olarak söylüyorum. Açık kalple bunu söylüyorum. Her yerde, her platformda da Melih'in bu özelliklerini açıkça söyleyebilirim. Yani söylemek de lazım zaten çünkü hak eden birisi. Ama herhalde Melih'e olan şey tepki üniversiteye yabancı dışarıdan atama diye. Çünkü üniversitelerde şöyle bir tutuculuk var. Ben de çok hoşlanmam yani bu tutuculuktan Fatih Bey. Yani üniversitede gelenek oluşuyor. 40 yıldır, evet. 50 yıldır asistanlar oluşuyor. Ve bir gelenek oturuyor. Sosyal bilim olsun, iktisat, sosyal bilimin içinde iktisat olsun veya tıp olsun. Yani bir gelenek oluşturduğu zaman o geleneğin devamı istenir her zaman. Evet. Ben felsefi anlamda şunu zaten her zaman tartıştım. Bir gelenek devamlı tevarüs ederse gelişmeye kapatıyor kendini. Mutlaka bu evlilikler gibi bir şey. Dışarıdan genetik destek alman lazım. Dışarıdan farklılık almak lazım. Gen havuzunu geliştirmek lazım yani. Tabii. Düşünce havuzunu da geliştirmek lazım. Aslında Türkiye'nin aşamadığı nokta. Mesela bir kürsüde veya bölümde farklı düşüncede, farklı ne olursa olsun insanları, bilimsel metodoloji olabilir, düşünce olabilir. Bunları renklendirmek lazım ki birbirini itsin ve geliştirsin. Benim bireysel tercihim budur. Bizim eski hocalarımız da, ben çoğuna şahidim yani, öğrenci hoca asistan alırken özellikle farklılıklar olurdu. Mesela İstanbul İktisat'ta çok farklı düşünceden insanların olması, sosyolojide insanların olması itici görev. Yani birbirlerini iterler ve daha da fazla şey üretmelerine neden olurdu. Dolayısıyla dışarıdan insanın gelmesi Boğaziçi için bir, benim düşünceme göre bir dezavantaj değil, hatta avantajdır. Hatta dışarıda, yani bir dışarıyı da bilen, pratiği de bilen bir insanın gelmesi Boğaziçi'ni bence geliştirir yani. Bu açıdan değerlendirmemek lazım. Bence Melih'e karşı olmanın temelinde Melih'in bireysel özellikleri değil de çok fazla peş peşe atamalar oldu. Evet. Yani dışarıdan atamalar üç oldu. 3 ay üniversite, 3 kere rektörlük peş peşe. Tabii atamalar oldu. Belli bir şeyde mesela Boğaziçi'nin öğrencisi, İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri şeye açıktır. Hem sosyal medyaya açık, hem organize işte öğrenci dernekleri vasıtasıyla organizasyonlara açıklar ve beraber hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey, bir haber çıktığı zaman yani öğrenci de çok şeyine bakmaz. Yani bunun özelliği nedir, niçin geliyor filan, yetenekli mi değil midir bakmaz. Yani bir şeyden ya hareketle bunu yapmıştır. Ama ben şunu söyleyebilirim yani Melih Boğaziçi için çok başarılı bir adaydır. Yani ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama atamaların, üniversitelerdeki atamaların, şimdi Türkiye'de atama sistemi de değişti. Dünyaya adapte oluyor. Bak dünyada, şimdi biz bazı şeyleri kaçırıyoruz. Mesela geçenki tartışmada da ben girecektim. Hocam ben, dünyada pek çok üniversite profesörler, headhunterlarla rektör arıyor. Ya da işte president arıyor. Pratik hayatta çok başarılı CEO'larla yönetilen şekilde devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de de bence gelecekte bütün üniversiteler profesyonel şekilde başka şekle geçecek. Yani işte keşke bunu üniversiteler kendi işlerinde, kendi mütevelliği, kendi şeyleri yapsa. Yani bu siyasetten yapılır. Evet doğru. Oxford'da dışarıdan zaman zaman. Evet, managerlarla yönetiliyor. Ama onu da mesela Boris Johnson geldiği zaman Boris Johnson'cı, işte Thatcher geldiği zaman Thatcher'cı birisi olmuyor. Olmuyor. Yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Liyakat üstüne oluyor. Liyakat üzerine ve üniversiteyi geliştirecek projeleri olan insanlar tercih ediliyor. Şimdi Türkiye'de de bunlar olacaktır. Çünkü Türkiye'de dünyaya uymak zorunda. Ben siyaseten de biraz önce onu da söylemek istiyordum. Siyaseten de Türkiye dünya ile paralel gidiyor. Bakın hem Batı Avrupa'da hem Orta Avrupa'da hangi siyasal felsefelerin yükseldiğini biz zaten takip ediyoruz. Mesela Orta Avrupa'da milliyetçilik sosyalizmden sonra %80, %90'lara taban yapmış ve bütün siyaseti belirliyor. Batı'da bu kadar gelişmedi ama Batı'da da sağcılar ve aşırı milliyetçilik gelişiyor ve gelişmeye devam edecek. Bu Amerika'da da böyle olacak. Hatta bu doğuya sirayet edecek. Dolayısıyla dünyada bir milliyetçi şeyin, idari dominyonun biz bundan sonra etkisini göreceğiz yani. Ne yaparsak yapalım. Felsefe böyle gidiyor. Bunu geri çeviremiyorsunuz. Üniversiteler de böyle. Dünyada bir üniversite sistemi gelmiş. Biz de Batı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kim ne derse desin doğulaşıyor, yok yavaşlaşıyor, yok şundan uzaklaşıyor. Ama Batı'nın ekseninde hayatına devam ediyor ve bence okuma alışkanlığı da hepimizin altında olan o kültür yavaş yavaş
Türkiye'nin üst kademesine de yerleşiyor. Dolayısıyla bizdeki teşkilatlarda hangi idare olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun bu felsefenin etrafında gidiyor. Entelektüel dünya böyle çünkü. Nihayetinde demokrasileri oturtan, demokrasilerin felsefesini çizen çok fazla insan değil Fatih Bey. Yani düşünür, 3000-5000 kişi oluyor bir ülkede ve bu insanlar evet dönemsel olarak kaybettiklerini düşünebilirsiniz ama bu düşünce elite sirayet ediyor ve şeye geliyor, iktidara geliyor. O yüzden bence bu Melih veya Yusuf Tekin meselesi değil, siyasetin veya siyasetçilerin üniversiteleri yönetme biçimindeki değişiklikle ifade edilebilir bir tercihtir. Bugünkü hükümetimiz bunu tercih etmiştir. Dolayısıyla hukuksal altyapısı da vardır. Bunda hukuka da bir mugayir bir şey de yok. Dolayısıyla eğer Boğaziçi deniliyorsa, ben belki yakından tanıdığım için tabii bana sempatiyle geliyor. Melih Bey'in çok yanlış aday olduğunu düşünmüyorum. Ben doğru bir aday olduğunu da düşünüyorum ve Boğaziçi'ne de çok katkı vereceğini ben söyleyebilirim yani. İnşallah verir ama gerçekten yani siyaset karıştığı an itibaren değerli insanlar, öyle diyorsunuz size, evet. İnan değerli insanların siyaset sanki zaman zaman değerini düşürmüş gibi. Ersin Hocam, siz tecrübeli bir akademisyen, eski bir akademiye yöneticisi olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Boğaziçi'ye yapılan bu atama, öğrencilere başlayan ve giderek yayılan tepki sizce normal mi, olması gereken bir tepki mi, nedir bu konudaki görüşünüz? Şimdi efendim benim konumum biraz değişik. Ben 1980'lerden 2002'ye kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştım. Evet. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı atama sisteminin yanlış olduğunu hem Kenan Evren'e hem de Turgut Özal'a anlatmak için çok büyük çaba sarf ettim. Ve sonunda Turgut Özal'a anlatmakta başarılı oldum. Tabii tek başıma değil, arkadaşlarımla beraber. Ve sistemin bir şekilde değişmesi için önemli bir adım atılmasını sağladım. Püf noktası için iki tane püf noktası var. Birincisi siyasetin bulaşması değil, partizanlığın bulaşması. Partizanlığın, Avrupa'da da siyaset atar, kraliçe atar, kral atar. Bir sorun yok. Ama neye göre atar? Partizanlığa göre atamaz. Liyakate göre atar. Şimdi esas mesele burada. Burada partizanca gözüktüğü için bir isterseniz duyarlılık noktası ve siniri etkilenmiş durumda. İkincisi, ikinci temel soru. Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya rektör ataması herhangi bir şekilde ön inceleme yapılmadan ve kuruma sorulmadan, kurumun duyarlılıklarına herhangi bir şekilde meydan verecek bir süreç izlenmeden yapılması o üniversitede çalışan insanların siz insan değilsiniz, adam değilsiniz, hiçbir şeysiniz demek anlamına gelir. Bu hem Haliç Üniversitesi'ne hem Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılmış durumda şu an. Bir kişiyi alıyorsunuz Haliç Üniversitesi'nden. Haliç Üniversitesi'nde danışılmış mı bu kişinin alınması için? Rektörlükten. Küt diye alıyorsunuz. Yani siz orada bir hiçsiniz diyorsunuz. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne atıyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ndekilere de, öğretim üyelerine, öğrencilere, herkese siz bir hiçsiniz diyorsunuz. Sizi hiçbir şekilde kale almamıyorsunuz. Bakın ben size bir örnek vereyim. Ben Iowa Üniversitesi'nde doktora yaptım. Iowa Üniversitesi, ben doktoramı 77 senesinde tamamladım. Yani 40 küsur sene geçti. Bu arada çeşitli defalar orada bizim rektör diyoruz, orada president diyor. President değişti. Hemen her seferinde Iowa Üniversitesi doktorasını orada tamamlamış olan, mezunu olan bana şu kişileri rektör olarak atamak üzere seçtik. Bunlar hakkında ne söylersin diye sordu. Anlatabiliyor muyum? Ama 1980'lerde benim çalıştığım üniversitede rektör atanırken doçent olduğum halde veya profesör olduğum halde bana kimse sormadı. Aradaki fark budur. Iowa Üniversitesi, ben bir mezunuyum, kimim ya? Hiç. Hiçbir ilişkim yok. Mezun olmuşum, doktor almışım, çıkmışım. Bana soruyor, adam yerine koyuyor. Ama orada çalışan
yani tam zamanlı olarak çalışmakta olan kişiyi adam yerine koymuyorsun. Ve kimin atayacağı konusunda, kimin atanması gerektiği konusunda herhangi bir şekilde danışmıyorsun. Buna öğrencinin de dahil edilmesi lazım. Bunların sorulması lazım. Aynı zamanda idari personelin de dahil edilmesi lazım. Özellikle demokrasi olacaksak ve demokrasi mesajı vermek istiyorsak, ki zaman zaman birdenbire ateşleniyoruz, bilmem demokrasi olduğumuzu falan iddia etmeye başlıyoruz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu olmadığı zaman kurumsal kimliği güçlü olan Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlarda çok ciddi tepki görürsünüz. Şimdi diğer üniversitelerde tepki görmüyorsunuz. Çünkü onlar daha kurum değil, yeni kurulmuşlar. Şimdi üniversiteden bahsettiğimiz vakit öyle bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık kurumdan bahsetmiyoruz. Hani bunun en eskisi Eleser'dir. 8. yüzyıldan beri kapanmadan bugüne gelmiş bir üniversiteden bahsediyoruz. Avrupa'ya geldiğiniz zaman Bologna, Paris, bunlar bin Oxford, yılı geçmiş üniversite. Oxford, Paris Rambo tarafından kurulmuştur. 12. yüzyıldan bugüne kadar kapanmadan gelmiştir. İç savaş yaşamışlar, işgal görmüş bunların bir kısmı Paris'te olduğu gibi veya İtalya'da olduğu gibi şu bu. Yani bunların hiçbirinden etkilenme, bunu yaşamış kurumlardan bahsediyorsun. Böyle bir kurumsallık niteliği var. Özel bir kurum üniversite. Yani bugünkü siyasi kadrolar gider ama üniversiteler devam eder. Onun için bunlara yaklaşırken, bunların kurumsal niteliklerine, kimliklerine falan bilerek yaklaşmak lazım. Ve bunların yaklaşırken demin de söylediğim gibi sahip olduğu duyarlılıkları göz önüne almak lazım. Şimdi buradaki insanları aşağılayarak ben bunu seçtim, al boğazından aşağı, sen istediğin gibi. Şimdi burada Melih Bey'in kişiliği önemli değil. Melih Bey iki tane Nobel ödülü de olabilir. Aynı reaksiyonu görür. Hiçbir şekilde fark etmeyecek. Ne olurdu bu insanlara sorulsaydı? Çok zor muydu? Bunun için Amerikalıların yöntemi var. Search Committee kuruyorlar. Yani üniversitenin önde gelen öğretim üyelerinden, mezunlarından ve öğrencilerinden filan bunların temsil olduğu, mütevelli heyetin temsil olduğu bir araştırma komisyonu kuruyor. Bunlar rektör olmak isteyenleri ele alıyor, eliyor. 7-8 tane sonra işte söylediğim gibi benim gibi yıllar önce oradan mezun olmuş olan adamlara dahi soruyor. Ve böylece herkesi onore etmiş oluyorsunuz. Kurumu onore etmiş oluyorsunuz ve güçlendirmiş oluyorsunuz. Yöntem yanlış. Bu yöntemi kullandığınız sürece problem devam edecek ve hiçbir şekilde çözülmeyecek. Onun için böyle yukarıdan herhangi bir duyarlılıklara göz önünde bulundurmaksızın birisini atayıp o benim istediğim gibi yönetsin yöntemiyle mi yöneteceğiz, yoksa öğretim üyelerinin seçimine ve onların vereceği oya mı bırakacağız? Bunların ikisi arasında sıkışmış değiliz. Eğer seçim yapılacaksa bunun da bir şekilde bir böyle seçici bir komisyonla vesaireyle falan yapılması mümkün olabilir. Yine ikisinin arasında çeşitli farklı yöntemler bulunabilir. Ama buradaki ince nokta bu işin özellikle kurumun akademik özelliklerini ön plana çıkaran ve güçlendiren bir süreç olarak işlemesi, ki partizanlık bunu ciddi ölçülerde zedeliyor. İki, aynı zamanda bu süreç içerisinde buradaki insanların kendilerinin adam yerine konulduğu hissine sahip olması ve bu duyarlılığa sahip olması ve dolayısıyla kendilerini bu süreç içerisinde görmeleri, o kurumun yaşaması için, onun saygı görmesi için, istikrarı için son derece önemli. Bir siyaset bilimci Samuel Huntington, kurumsallaşmayı saygı gören, tekrarlanan davranış örüntüleridir diyor. Burada bir saygı olmazsa ve kuruma saygı duyulmayacak bir niteliğe indirgenirse kurum, bundan kurumlar yarar görmez. Dolayısıyla bu yöntem, atama yöntemi sakat bir yöntem. Bu yöntemle kime atarsanız atayın ciddi problemlerle karşılaşacak bir nitelik taşımaktadır. Onun için buradaki duyarlılıklara dikkat edilecek şekilde hareket edilirse Türkiye'nin bundan kazancı çok büyük olacaktır. Dolayısıyla özellikle üzerinde durulması gereken şey buradaki çeşitli kurumların, üniversitenin kendisi, GÖK, Cumhurbaşkanlığı vesaire, bunlar arasındaki ilişkilerin daha düzgün bir şekilde ele alınmasıdır. Cumhurbaşkanının ataması için bir neden de görmüyorum. Mesela Amerika başkanlık sistemi, benim bildiğim Amerikan başkanı
Amerika'daki 5000 küsur üniversiteden hiçbirine rektör falan atamıyor. Hiçbirine. Niye Türkiye'de atıyor? Bu anlaşılır bir şey değildir. Ve 80'lerde biz bunu tartıştık. Şimdi yeni bir kuşakla aynı meseleleri temcit pilavı gibi yine tartışıyoruz. O zaman da aynı soruları soruyordum. Bunun yapılması gerek değildir diye. Ve şimdi yine aynı soruları soruyoruz. Ha burada bir tek yöntem de kullanılmıyor. Şimdi birbirine beş benzemez kurum var. Bir tanesini dün kurmuşsunuz. Öbürü Boğaziçi gibi 1860'lardan gelen bir üniversite. İstanbul Üniversitesi gibi kökü Darülfünun'a giden, hatta daha eski medreseye giden. Teknik Üniversite gibi mühendishaneye giden. Kökü, mühendishaneyi Berri Hümayun, Bahri Hümayun iki tane donanmanın ve kara kuvvetlerinin mühendishanesine giden kurum. Şimdi kökleşmiş bu kurumlardaki seçme sürecini yeni kurduğunuz kurumlardan da farklılaştırabilirsiniz. Bunda hiçbir gariplik yoktur. Gayet doğaldır. Belli bir noktaya gelince o kurumsal gelişimini tamamlayınca onların seçme yöntemini de diğerlerine benzetebilirsiniz. Ama bunların hiçbiriyle uğraşmıyoruz. Tek bir yöntem olacak, merkezi olacak, siyasi otorite müdahale edecek ve herhangi bir duyarlılığa meydan vermeyecek şekilde bunu bir şekilde partizan bir yöntemle yapacak. Ondan sonra bir sürü sorunla karşı karşıyayız. Şimdi durup dururken hiç anlamsız bir yere öğrenci olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Çocuklar zarar görüyorlar. Bunlar karakola gidiyorlar, tevkif ediliyorlar, gözaltına alınıyorlar, bırakılıyorlar. Orası uzunca burası yaralanıyor. Süreden sonra ilk defa üniversiteye polis girdi bugün. Evet. Ne lüzum vardı şimdi bütün bunlar? Bu duyarlılıklara dikkat edilseydi böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık. Onun için benim temel itibariyle gördüğüm ortadaki sorun sistemle ilgili. Yani kişilerle ilgili değil. En iyi kişi, en mükemmel kişi de olsa hiçbir şekilde fark etmez. Kimi atarsanız atayın. Yöntem böyle olduğu sürece bunun iyi işlemeyeceğini ve özellikle kurumsal gelişimi tamamlanmış olan kurumlarda tepkiler göstereceğini düşünmeniz lazım. Bir de tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin 1980'lerde teknik üniversiteden gelen bir rektörle yönetilmiş olması ve onun bırakmış olduğu bir tortu var. Evet, bir travma. O dönem sorunlu bir dönem olarak geçmiştir. O dönemde çalışmış olanların çoğu emekli oldu, bir kısmı ayrıldı, bir kısmı vefat etti. Evet. Ama hala yani asistan olarak o dönemde girmiş olanlar şu anda yaşıyorlar falan. Onların bırakmış olduğu hatıra da iyi bir anı değildir. Dolayısıyla oradaki meşakkatli yıllar burada atılan adımı da bir şekilde etkiliyor zannederim. Tabii öğrencinin bunu bilme şansı yok. Bu öğrenci 80'leri yaşamış, görmüş bir öğrenci değil. Ayrı bir mesele. Ama yöntem bu olduğu sürece hala bu tür sorunları görmeye devam edecek. Her öğrenci yaşayacak bunu. Her nesil yaşayacak. Tabii hocam buradaki meseleden bir tanesi de bu nevi tek imzalı atamaların, sizin de dediğiniz gibi zaman zaman da partizancı atamaların üniversitede travmadan bir tanesi de şu oluyor. O üniversitenin normal şartlarda öğretim üyeliğine kabul etmeyeceği birisi, bunu Melih Bey için söylemiyorum, bilemiyorum. Bunun yetkinliğini belirleme şansı benim elimde yok ama o üniversitede öğretim üyesi olacak kalifikasyonları barındırmayan birisi böyle tek imzalı atamalarla bir de bakacağız ki üniversitenin başına gelmiş. Yani hoca olamayacağı üniversitenin en tepe yöneticisi olduğunu da görebiliriz. Çeşitli zamanda belki de görüyoruz, bilmiyorum. Bunu elinde bir metresi yok. Böyle sıkıntıları da var. Liyakat meselesinde. Tabii şu anda şimdi herkes mevzuatı bilmiyordur bizi izleyenler. Ben 3 yıl rektörlük de yaptım. Sabancı Üniversitesi'nde. Sabancı'da. Çalışmadan önce, Işık Üniversitesi'nde. Işık'ta pardon. 3 yıl rektörlük de yaptım. Ondan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde senelerce çeşitli idari görevlerde de bulundum. Rektör sonuç itibariyle orkestra şefi gibi bir şeydir. Yani bir hiyerarşik kurumdan bahsetmiyorsunuz. Özellikle Boğaziçi'nin kültürü meslek dayanışması ağırlıklı bir kültür. Yani burada hiyerarşi yoktur. Birçok insan birbirine ilk adıyla hitap eder. Benim girdiğim 1980'li yıllarda meslektaşların çoğu titirlerini de kullanmıyorlar. Yani doktor, doçent, profesör falan diye insanlara hitap edilmiyor. Bizim kendi aramızdaki yazışmalarda, elektronik yazışmaya geçtiğimiz zaman da adımız soyadımızla yazışmaktaydı. Profesör, doktor falan diye değil. Yani böyle bir hiyerarşik ortam yoktur. Ve onun için
dayanışma çeşitli yaşlardaki öğretim üyelerinin birbirleri arasında yatay bir dayanışmadır. Ve çok enteresan bir çalışma biçimidir. Yurt dışından gelip de bizimle birlikte çalışmış olan misafir öğretim üyelerini de çok ciddi ölçüde etkilemiştir. Bu kadar bir böyle mesleki dayanışmayı biz hiçbir kurumda görmedik. Çünkü birçok Amerikan kurumu özellikle inanılmaz bir rekabet ortamıdır. Millet birbirine diş biler. Birbirleriyle devamlı yarışmaktadırlar. Daha fazla yayın yapsınlar falan diye. Biz hem yayın yapıp hem de bir arada insani ilişkilerimizi ve mesleki dayanışmasını sürdürebilmiş bir kurum olarak da dışarıdan gelenleri de çok etkilemiş bir kurumduk o tarihlerde. Bu özellik devam ediyordur diye varsayıyorum. Onun için buradaki rektörün bu pozisyonu bir amir, bir ordu komutanı veya bir herhangi bir devlet kurumundaki, bir bakanlıktaki bakan veya müsteşar konumu değil. Dolayısıyla burada senatörlerle beraber, yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir meslek dayanışması içerisinde, meslektaşlar dayanışması içerisinde yönetim yapacağınız bir yapı. Şimdi bu yapıya dolayısıyla rektörün katkısı yani veya etkisi sınırlı olacaktır. Çok derine giden etkiler yapma durumu söz konusu olmayacaktır. Bunu yapmaya kalktığı zamansa üstteki yönetimle alttaki bölümler vesaireler arasında ciddi bir takım farklılıklar ortaya çıkacaktır. O zaman o yönetimden başarılı bir çalışma ortaya çıkamaz. Ve o şartlar altında anladığım kadarıyla Melih Bey'in bir açıklaması var. İlk yüze sokacağım Boğaziçi Üniversitesi falan. Yani böyle bir girişim içerisinde bir hiyerarşik yapı geliştirmeye gayret ederse bu ham hayal. Hocam süre vermiş mi ilk yüzle ilgili? Ben onu görmedim. İlk yüzle ilgili süre vermiş mi? Sokacağım dediğine göre uzun süre orada kalacak herhalde. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi şu anda galiba 400'lerde. İlk 500'de değil. İlk 500'de değil. Bu sene 200'de değil. Evet, giremedi. Doğru. Abi, İlk 500'de değil. İlk 500'e giremedik hiçbir üniversite. Yani 4 yıl ilk 500'de. Ama şimdi burada hiçbir üniversitenin girmemesi başka soruları akla getiriyor. Acaba bu ilk 500'e girmeyi engelleyen sistemik bir problem mi var? YÖK sisteminden kaynaklanan, Türkiye'deki genel eğitim sisteminden kaynaklanan, eğitim yapısından kaynaklanan, ülkenin içinde bulunduğu akademik özellik ve özgürlükten kaynaklanan. Çünkü orada bir farklılıklar olsa o zaman açıklarsınız. Ha şu kurum şöyle çalışıyor, bu kurum böyle çalışıyor. Bir de şeye bakmanız lazım. Şimdi mesela ben bakmadım şu anda, bilmiyorum. Ezbere konuşmak istemem. Ama bir dönem ben Boğaziçi Üniversitesi'nin dış ilişkiler merkezinde yönettim. Başka üniversitelerle, mesela Michigan Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi ile vesaire aramızda ilişkiler kurmak için çalıştım. Şimdi mesela bunların oturduğunuz vakit masaya bu insanlarla ilk sordukları sorulardan biri sizin bütçeniz kaç para diyorlar. Şimdi buradaki dış ilişkileri yönetmekte olan arkadaşın, yani o zamanki benim bu rakamı fazla açıklamamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir dönem yaşadım. Çünkü karşımdaki kurum, mesela Michigan Üniversitesi'nin dış ilişkiler merkezi müdürü senelik gelirlerinin 3,5 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bizim bütçemiz taş çatlasa 25 milyon dolar da var. Hocam geçenlerde konuştuk Montekedek'te zaten. Yani niye 6 milyar 7 milyar sadece bağış, pardon 1 milyar dolar sadece yıllık bağış alan üniversitelerden bahsediyoruz rakip olarak. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için ilk yüze girecekseniz üniversitelere ciddi yatırım yapılması lazım. Hem mezunların ciddi yatırım yapması lazım. Hem sanayiden ciddi yatırım alabilmesi lazım. Hem devletin ciddi yatırım hocam, yapabilmesi lazım. Hocam bunun bugünün konusu değil. Bunu anlıyorum ama yani bunu daha başka bir zaman üniversiteye gidip konuşuruz. Bunu çok konuştuk çünkü daha önce. Ben yıllardan beri diyorum ki kardeşim her önüne gelen bir üniversite açmasın. Hakikaten üniversite açacak serveti olan mezun olduğu üniversiteye de kendini yakın hisset üniversiteye gitsin, bölüm açsın, bağışta bulunsun, üniversiteler büyüsün. 200 tane işe yaramaz üniversiteden de 50 tane adam gibi üniversite yeğidir diyoruz ama dinletemiyoruz. Her aklına esen devletten araziyi alayım, üstüne de 2 tane bina yapayım, onları da bilmem neyle yapayım, üniversitem olsun diye bakıyor. Bir hakkın üniversite saysan bakıp üniversiteden 5 taneye geçmez şu anda Türkiye'de. Hadi Bey, doğrudur yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Bilim dediğiniz iş büyük ölçüde para işidir. Yani parayı da iyi kullanma işi. Araştırma yapacaksınız. Araştırma çok pahalı bir iştir. Sonucu belli değildir bilimsel araştırmanın. Dünyanın parasını yatırırsınız, hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla yani böyle bir iştir. Riskli bir iştir. Onun için dünyanın en pahalı işidir. Çünkü yaratıcı olmak durumundasınız. Bilim dediğiniz şey sonuç itibariyle hayal dünyasının ürünü olan bir takım düşüncelerin
doğru olup olmadığını gözlemlerle test etmeye dayanıyor. Şimdi hayal ettiğiniz şeyler hayal ettiğiniz gibi çıkmayabiliyor. Dolayısıyla harcadığınız paralar 100 milyon doları birdenbire kaybedebiliyor. Sonra bir tane çıkan ama 200 milyar dolar kazandırır o yüzden. Ama başka. Çıkıyorsun bir tane patent alıyorsunuz. Bütün kurum bir şey olmuyor. Ersin hocam konumuz ama bu değil. Ne olursunuz konumuz şey çıkmıyor. Rica ama ediyorum. Yani bunun için çok faktör var burada. Bunların hepsini için ama özellikle öğretim üyelerini araştırmaya, yaratmaya, ürünler ortaya çıkarmaya, patent almaya vesaire yönlendirecekseniz ona göre bir kurumsal ortam, ona göre bir özellik ve özgürlük ortamı, akademik çalışma ortamı vesaire yaratmak gerekiyor. Hocam akademik özgürlük bunların olmadığı yerde üniversiteler ilk 10 bine girmez. Bırakın ilk 500'ü. Yani işte bunların oluşması çok zor işler. Bunun karmaşıklığını anlatmak için bunları söylüyorum. Bizi dinlemekte olanlara. Çok kolay yapılabilecek işler değil. Yani öyle kolay adımlar gibi duyuluyor fakat hayır. Böyle bir kişinin isteğiyle falan yapılacak bir şey değil. Hocam sağ olun. Özellikle hiyerarşik olmayan kurumlarda yani yatay bir mesleki dayanışmayla çalışan kurumlarda bu çok daha zor bir iştir. Hocam sağ olun. Vallahi ben dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde birinin ya şu olsun diyerek birine bir üniversite atama yaptığını ya da öyle yapılan o şekilde atama yapılan üniversitenin olduğu yerlerde başarının olduğunu görmedim. Yani işte, Alman üniversiteleri vardır. Şahane bildiğimiz üniversiteler. Hiçbirinde böyle bir şey yoktur. İngiliz ve Amerika üniversiteleri keza öyle. Siz ne diyeceksiniz bununla ilgili, bu konuyla ilgili, bu atamayla ilgili? Ben bir şey söyleyebilirim bu arada başlamadan. Hocam siz söylediniz. Bir kere de bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyin, buyurun. Şimdi hikaye bizim, biz son dönemde akademinin içinde yaşadığımız için biz hatırlarsınız bundan 4 sene evvel, kanun değişmeden evvel seçim yapıyorduk üniversitede. Evet. Hatırlarsınız. Seçimler o kadar nahoş olaylar oluyordu ki aynı odada iki arkadaş konuşmuyordu. Yani o ona oy verdi, bu buna. Gerçekten akademi bir kavga alanına dönmüştü yani. Dolayısıyla yeniden bir kanun değişti. Bu şu demek değildir, bu mükemmel demek değil. Şu an böyle ama dediğine katılıyorum. Üniversite iş adamı ve sosyal hayat birleşeceği bir mütevelli gerekir. Bunu siz söylediniz yani Batı'da bunun örnekleri öyle, çok. Hem büyük üniversitelerde yavaş yavaş bizim ülkemizde buna doğru evrilecektir ama biz kötü örneklerini yaşaya yaşaya buna evrileceğiz. Ve yavaş yavaş Türkiye'de de oluyor. Mesela nasıl oluyor? Türkiye'de üniversitelere teknokentler yani bilim merkezleri kuruluyor. Orada iş adamıyla üniversite mensubu orada beraber çalışıyor. Sonra dolayısıyla sonra Türkiye'de de iş kötüye gitmiyor bu anlamda. Yani tabii ki herkesin bakış açısı farklıdır ama ben de olayı farklı şekilde. Hocam iş kötüye gitmediniz ama şimdi Türkiye'nin baktığımız zaman 3 sene önce ilk 500'de 11 üniversitesi varken geçen sene hiç kalmamış olması da. Şimdi bakın bunun sebebi de mesela İstanbul Üniversitesi evet bölündüğü için mesela bölünmese yine ilk 500'de. İstanbul hatta evet. Girdi. Evet. Yeniden girdi. Gittikçe neden yükseliyor. Girdi mesela çünkü yükseliyor. İşte mezunlarından iki tanesi Nobel aldığı için giriyor mesela. Hayır ama yükseliyor bakın yeni nesil eski nesil gibi değil. Şimdi nesil nesil fark ediyor. İlk Cumhuriyet'in ilk nesli bu da yanlış değerlendiriyor. Hocam 80 üniversitenin rektörünün atıf almış bilimsel yayınıyor. Bakın şimdi bunun sebebi şu Fatih Bey. Şimdi değerlendirirken doğru da değerlendirmek lazım. Şimdi nesil, Cumhuriyet ilk nesli çok başarılı, ikinci nesli çok başarılı. Çünkü kurdukları sosyal ve bilimsel şeyde çok farklılık yok. O kadar başarılı bir nesil gelmiş ki. Ondan sonra bir kısır döngüye giriyor. 1960'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllar kısır döngü. Yeni bir nesil geliyor. Bakın entegre, dünyaya entegre ve ben bakıyorum atıf sayısında. Mesela İstanbul Üniversitesi'ni ben biliyorum. Diğer üniversitelerde, yurt dışına da baktığımız için O kadar çok atıf indeksi yüksek arkadaşlar var ki İstanbul Üniversitesi. Hocam ben burada konuk ettim. Türkiye'nin atıf indeksine rekor kırmış öğretim üyelerini burada konuk ettim ben. Evet. Bu, yok demiyoruz ama rektörlere baktığımız zaman büyük bölümünün böyle bir ya şeyi ama yok. Dünyada rektörle akademisyen rektör tamam, de olmuyor. Büyük yani. Üniversitelerin tamamında rektörlerin hepsinin akademik yetenekli de çok üst düzeyde hocam. Bunu da burada tarihçik hatta bu endeksi ortaya koyan, uluslararası endeksi ortaya koyan bilim insanıyla daha sonra bizim programdan sonra YÖK Başkanı davet edip o da elindeki verileri aldı. Yani net veriye dayalı olarak bunu burada konuştuk. Bakın, şimdi bak Türkiye... Ama bunu uzatmayalım bence. Uzatmayalım ama yani haksız da akademiye... Fatih Bey, benim bir ufak itirazım olacak. Buyurun hocam. Akademisyenlerin demokratik tercih yapıp da bir seçimi becerememelerini kabul edemiyorum. Beceremediler. Ya yok kusura bakmayın. Orada bir probleminiz var. Ya onlar akademisyen değil.
Ya Türkiye'de ben size söyleyeyim, biz siz tabii sizin yani nesliniz bu, hocam sizin zaman, nesliniz zaman, farklıydı. Herkes birbirini tanıyordu. Yani, bizim neslimizde gerçekten demokrasi olacak ama Türkiye'nin yetişmiş, okumuş, yazmış en iyi kadroları seçim yapmayı beceremiyor. Beceremediler hocam. Burada bir çelişki görmüyor musunuz? Bir acayiplik. Vardı, bir acayiplik vardı. Şimdi herkes pişman ama yapamadı yani. Herkes birbirine düşman oldu. Biz bu şeyi yaşadık. Nasıl öğrenecekler? O zaman demokrasiyi nasıl öğrenecekler? İşte şimdi öğreniyorlar. Şimdi kıymetlerini anlıyorlar. Yoksa, kaybedince anladılar. Kaybedince anladılar yani şu an. Herkes anladı ne kadar değerliymiş bu işin olduğunu. Siz yani bizim hocalarımız gerçekten farklılardı. Farklılığa açıklar, hepsi birbirleriyle gerçekten anlattığınız doğru. Ama bir de bizim nesil öyle davranmadı yani. Doğru davranmadı. İşte ama o yani o Boğaziçi'nde bir sorun olmadı onu söyleyeyim. Ya siz Boğaziçi için ben sorun çıkmış hocam, olabilir. Ama Türkiye oradaki, Cumhuriyeti hocam doğru. Sorunun, Türkiye Cumhuriyeti sadece yani Boğaziçi'de müteşekkil. Hocam da zaten onu söylüyor. Diyor ki her üniversitenin şartları farklı, ona göre bir yapı kurulmalı diyor haklı olarak. Yani haklı, Boğaziçi anlamında haklı da yani Türkiye'de 200'e yakın üniversite var ya. Yani. Hoca da diyor ki yeni kurulan üniversiteyle yeni oturtmuş üniversite arasında bir fark olmalıydı diyor. Katılıyorum. Ben de katılıyorum hocam. Yani ben hanımefendi buyurun. Şey sizin bu kadar görüşünüzü alalım. Sonra da şu SMA meselesini konuşmak istiyorduk. Bir kampanya başlatıldı ama vakit kalırsa onda konuşuruz. Şimdi Fatih Bey şöyle bir sabah ansızın bir Türkiye'nin en köklü kurumlarından, en köklü üniversitesinden birine bir rektör atadı. Ne biraz önce Ersin Hoca anlattı, ne üniversitenin haberi var, ne akademisyenlerin haberi var. Hiç kimsenin haberi yok. Ve bir sabah işte medyadan üniversitenin yeni bir rektörü olduğu anlaşıldı. İçeride tanıyan var mı? Yok. Kişiyle ilgili ilk duyulan şeyler ne? İşte biraz önce siz de saydınız, AK Parti'nin Sarıyer ilçe örgütü kurucusu, Ataşehir Belediye Başkanı adayı, milletvekili adayı. Tamamen siyaseten hem yerel hem makro siyasete gönül vermiş bir insan kendisi. Dolayısıyla buralarda da aday olamadıktan sonra tekrar geri üniversiteye bir dönüş yapmış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi tabii ki çok köklü bir üniversite. Kendi gelenekleri olan, kendi kadrosu olan, kendi kültürü olan bir üniversite. Dolayısıyla dünyanın her yerinde bu tarz üniversiteler, ben hocama çok katılmıyorum, bu tarz üniversiteler kendi geleneklerinin, kültürlerinin, kendi kadrolarının devam etmesini isterler ve bu kültürün devam etmesini isterler. Zaten üniversiteleri birbirinden ayıran şey de bu kültürün varlığıdır. Gelenek ve kültür, aynı öyle. Dolayısıyla siz bunu yapmadığınız müddetçe bütün üniversiteleri sadece aynılaştırırsınız. Şimdi düşünün ki bunun bir rektör olması da önemli değil. Siz bir göreve geliyorsunuz. Geleceğiniz yerdeki akademisyenler, öğrenciler, bütün mezunlar, herkes buna itiraz ediyor. Ve hakkınızda birçok intihal suçlamaları da var. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Ama bir akademisyen için yapılabilecek, hocam da bilir, en büyük hakarettir bu. En hakarettir ama şimdi şöyle yapmaz. Onun da merciği başvuracak yerler doğrudur. Doğruysa yani bunu söylemenin de bir anlamı yoktur. Daha önce merci belli yani bunu. Daha önce Başbakanlık Müsteşarı'nın akademik ünvanını YÖK tarafından intihar suçlamasıyla alınmıştı elinden. O kadar söyleyeyim. Yani bunun merciği var. Yani boş konuşulacak. Tabii ki ama merci. Sonuçta bizim bugün kişiyle ilgili şu anda konuştuğumuz noktalar bunlar. Ama bu doğru değil yani. Bu hafif bir şey olur. Bunun merciği var. Etik kurul diye bir şey var. Etik kuruldan bilgiyi hiç kimse alamaz. Biliyor musunuz? Kendi şahsı hariç alamaz. Türkiye'de etik kurul da çalışır yani. Evet ama hocam işte yani en öyle basit zaman, değil bu işler yani. Tamam ama ben zaten basit demiyorum ama Melih Bey'in en azından bununla ilgili bir açıklama yapması beklenir. Şimdi şöyle söyleyeyim size, mezunlar dernekleri de, hocalar da her biri tek tek biliyorsunuz bildiriler yayınlıyorlar şimdi. Kayyum rektör istemediklerine ilişkin ve orada 3 tane ana nokta var aslında söyledikleri. Çok da basit, her üniversitenin temel kuralı olan akademik özellik, bilimsel özgürlük ve demokratik değerlere saygı istiyorlar. Yani bu zaten herhangi bir üniversitenin doğru düzgün çalışmak isteyen, kurumsallaşmak her üniversitenin talebidir bu. Halbuki şimdi bunların üçüne de baktığımız zaman bu seçimle gelinmeyip atandığı zaman bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Melih Bey de tam tersine
Bir tane biliyorsunuz işte bugün 4 maddelik bir hoş geldin yazısı yayınladı. Hoş geldin yazısında 4 tane madde var. İşte dünyadaki yerinden bahsediyor. 500'ün altına indik. Ben 4 yılda 100'e çıkartacağım diyor. Şimdi evet siz Ersun Hoca konumuz ben bu değil. Ben kendisiyle iddiaya girmeye hazırım. 4 yılda 100'e çıkartamayacağını düşünüyorum. Şimdi zaten... Yani nesine istersin? Ev, araba, uçak... Evet. Ne istiyorsa yani. Şimdi zaten... Empire State gökdeleni falan. Şimdi Ersin Hoca zaten uzun uzun bunu anlatmaya çalıştı. Yani o siz 4 yılda ben 500'ün altına düşmüş bir üniversiteyi 100'e çıkaracağım derseniz zaten bunu çok da bilmiyorsunuz. Komik oldu ortaya çıktı. Anlatmaya her şeyine iddiaya göre. Her şeyine. Şimdi diğer 4 madde de şu. Sektörlerle işbirliği işte özel sektör, kamu işbirliği yaratacağız diyor. Girişimcilikle ilgili merkezler kuracağız diyor. İnovasyon ekosistemi kuracağız diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bile bir taraf tamamen bir değerlerden, değerleri öne koyarak biz bu değerlerimizi savunmaya çalışıyoruz diyor. Diğer taraf bu değerlerin D'sinden bahsetmeyip sanki bir holdinge yeni bir müdür atanmış gibi inovasyon merkezi kuracağız, girişimcilik merkezi kuracağız gibi tamamen böyle bir holdinge atanmış müdür gibi açıklamalar yapıyor. Şimdi burada bile zaten iki tarafın farklılaştığı noktayı biz görüyoruz. Dolayısıyla şimdi benim anlamadığım nokta, şimdi bir kişi atandığı bir yerde bu kadar protestolar var iken ki maalesef bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi ve ciddi şiddet kullanıldı. Orada öğrenciler hırpalandı. Şimdi hiçbir görev... Boğaziçi Üniversitesi'ne polis benim okuduğum 12 üniversite dönemde bile girmemişti. İşte. Şimdi bir enteresan nokta da hep bir önceki rektörle de karşılaştırılıyor. İşte Mehmet Özkan'ın da biliyorsunuz onun da kız kardeşi AK Partili milletvekiliydi. Fakat orada en azından şöyle bir durum vardı. Şimdi Gülay Barbarosoğlu seçilmişti ama... Atanmadı. Efendim? Seçildi ama atanmadı. Evet seçildi ama atanmadı. Fakat Mehmet Özkan işte Boğaziçi mezunu. Daha kurumun kültürünü bilen bir İçeriden. Kişiydi. En azından içeriden de bir takım destekler bulmuştu o dönemde. Ne derece başarılı oldu, kurum onu ne kadar bünyesine kabul etti, etmedi. Bunu içerideki akademisyenlerle tartışmak lazım. Ama en azından biz bugün gördüğümüz bir tepkiyi görmedik. Halbuki bugün üniversitenin her kurumundan işte mezunlarından hocalarına, öğrencilerinden memurlarına herkes buna tepki gösteriyorsa kişinin de bir saniye, bir dakika duralım demesi lazım. Şimdi hatırlayacak olursanız yine Mehmet Bey'e mezuniyet töreninde öğrenciler sırtını dönmüşlerdi diploma töreninde. Evet. Tepki göstermişlerdi çünkü. Günün sonunda o da atanmış bir rektör. Ama şimdi Melih Bey'inki bambaşka bir boyutta. Ve biraz önce Ersin Hoca da söyledi. Bir üniversite rektörü dediğiniz kişi, bir orkestra şefi ise... Şimdi siz bu kadar büyük her bölümünden, her kademesinden tepki aldığınız bir üniversitede nasıl huzur içinde diyalogla, işte bütün bu demokratik normlara uyarak yönetebileceksiniz? Ya da siz bu şekilde bir gecede atanmış bir insanken nasıl bir üniversitenin özelliğinden bahsedeceksiniz? Nasıl özgürlüklerden bahsedeceksiniz? Nasıl demokratik haklardan bahsedeceksiniz öğrencilerinize? Terimler önemli. Kayyum rektör müdür? Efendim? Kayyum rektör. Atanmış rektördür. Herkes atanmış rektör. Atanmamış bir rektör söyler misiniz bana? Tamam hocam ama Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyoruz şu anda. Ne fark eder? Boğaziçi İstanbul Üniversitesi Boğaziçi'nden daha eski bir üniversite. Hocam hiçbiri doğru değil. Bakın şimdi Fatih Bey ne dedi? 20 tane üniversite rektörü atanmış dedi. Şimdi bakıyorum ben de listeye. Avrasya Üniversitesi rektörü, AKP eski milletvekili. Selçuk Üniversitesi rektörü, AKP milletvekili adayı. Ankara Üniversitesi Rektörü, AKP eski milletvekili. Ege Üniversitesi Rektörü, AKP eski milletvekili. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü, AKP eski milletvekili. İşte Nevşehir Üniversitesi Rektörü, AKP eski Peki, milletvekili. Peki mevzu bu mu yani? Sayıyoruz da sayıyoruz. Mevzu bu muydu? Hayır, mevzu bu değildir. Ha. Bakın, mevzu nedir biliyor musunuz? Üniversiteler neden özerk olmak istiyorlar? Çünkü hiçbir kurumun, kuruluşun ve siyasetin baskısı altında kalmasını istemezler ben üniversiteler. Ben de istemiyorum. Üniversitenin özerkliği budur. Ben de istemiyorum yani. Burada ben de. Yani üniversitelerin özerk olmasına ben de taraftarım. YÖK'ün kaldırılmasına ben de taraftarım. YÖK olmasın, üniversiteler kendi kendini yönetsin. Üniversiteler topluma açık olsun, bir mütevelli olsun, yerel yönetimler. Herkes bunu istiyor Türkiye'de. Ama nereden nereye geldik? Tamam bunu eleştirmek kolay da nereden nereye gelindi? 80'den sonraki hayatı
Boğaziçi'ni kenara koyun, İstanbul Üniversitesi'ni kenara koyun. Bir üniversite hayatına bir bakın bakalım. Akademide neler oldu, neler geçti, neler gitti. Kim kimi aldı? Sınavlarda neler soruldu? Hangi ailelerin çocukları üniversitede yer aldı? Anadolu'dan gelen çocuklar nerelerde engellendi? 1990'a kadar kaç tane köylü çocuğu üniversite, Cumhuriyet'in ilk döneminiz hariç diyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri ÖSYM sınavına girdiler. Boğaziçi'ni kenarda tut, İstanbul Üniversitesi'ni kenarda tut. 200 tane üniversite var Türkiye'de. Şimdi bakın, ya ben seni seviyorum, tartışmak için söylemiyorum. Bir başka sözü dile getiriyorum. Yani bunu polemik olsun diye söylemedim. Bir başka fikrin temsilcilerinin sözcülüğünü yapıyorum burada. Ben de senin gibi düşünüyorum. Peki. Üniversiteler tamamen özgür olmalı. Evet. Yerel yönetimler tamamen kendi kurumları, ama Türkiye'deki olay böyle gelişmedi ki. Tamam, hocam, biz işte, bu hayatın içinden geliyoruz. Tamam hocam, hataları hatalarla ben İstanbul Üniversitesi'ne ben ki. Bakın, ben Rusya'da 5 yıl kaldım. Oxford'da, yani Reading'de 2 yıl kaldım felsefede. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde çektiğimi size anlatsam ben. Benim gibi insanın. Hocam, hataları hatalarla telafi edemeyiz ama. İşte ama bu bir sosyolojik ve siyasal süreç. Yani ama onu işte, anlatmaya çalışıyorum. Yani burada kayyum rektör diyor süreç... karşı tarafta. Bakıyorum ben, açmışlar tanımadan, hiç kimse tanımadan Melih'in. Melih'in hayatını bilmeden herkes kayyum rektör, intihal, yeteneksiz. Ama çocuk öyle değil. Yani ben bireysel anlamda söyledim. Ama hocam, tepki alması yoksa normal değil kurumsal mi? Olarak, bir sabahleyin bir üniversite yatağınız zaman. Hayır, tepki şöyle. Hocamın dediği gibi tepki normaldir. Dersiniz kuruma dışarıdan geliyor. Bizim kurumumuzun bir geleneği var. Kurumda 30-40 yıllık gelenekler var. İşte dünyaya da davranış biçimi var. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nin çok önemli bir özelliği vardır. Bakın, İngiltere'den gelen kim olursa olsun. Şeye gitmeden, elçiliğe gitmeden, British Consul'a gitmeden Boğaziçi'ne giderler. Oradaki akademisyenleri ziyaret ederler. Boğaziçi'nden mezun olan bir çocuk gittiği zaman yabancı eğitimi görmez, devam eder gider. Hiçbir şekilde adaptasyon eksiği de çekmez. Türkiye bu değeri yakalamış. Ben de biliyorum bunları. Bilmeyen insan değilim yani. Peki, neyi savunuyorsunuz? Neyi savunuyorum? Şimdi Melih Bey'in bu görevi hak eden, hak eden birisi olarak kabul ediyorum ben. Ve biliyorum. Siz Melih Bey'i şahsen tanıyor olabilirsiniz hocam. Yani 30... Ama hataları başka hatalarla düzeltmek mümkün değil ki. Yani siz şimdi İslam Üniversitesi'ne geldiğim zaman çektiğim sıkıntılar diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Ama bu bugün üniversiteye rektör atamayı doğrulayan bir nokta değildir ki. Niye? O da Boğaziçi'nde doktora yapmış. Orada 8 yılını geçirmiş. Niye hak etmiyor? Çünkü lisansını yapmamış ve orada bir akademisyen değil. Orada hiçbir araştırma projesinde bulunmamış. Yüksek lisansını ve doktorasını yapmış ve gitmiş. Bu kadar. Ben de hocama bir tek geldiğinde itiraz ediyorum. Reklam arası vereceğim. Hocama itirazımı söyleyeyim. Hocam, bu ülkede anası babası okumamış, köyde çobanlık yapan pek çok insan üniversite okuyor. Sizin ananız babanız çok değerli, çok zengin. Doğru. Bir dönemde öyle oldu. Hayır, yakın zamana kadar öyle oldu. Yani bunu engelleyen en temel unsur, ben söyleyeyim size, FETÖ unsuruydu. FETÖ buralarda egemen hale gelinceye kadar Türk üniversitelerinde, Türkiye'nin önemli okullarında, liseleri kastediyorum, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş pek çok gariban çocuk, parasız yatılı, Leyli ve Cani okudular. Cumhuriyet projesi, ben her zaman üniversitede söylüyorum. Çok önemli geldiler. Bu ülke köy çocuklarından iki tane başbakan, iki tane cumhurbaşkanı, doğru, sayısız başbakan, iki doğru cumhurbaşkanı çıkardı. Yani bugün cumhurbaşkanı bile baktığınız zaman bir köy çocuğu değil ama sonuç olarak İstanbul'un fakir semtlerinde büyümüş, büyütülmüş. Yani orada size katılmıyorum. Bakıp da okursak bugün pek çok önemli insan biyografisini Türkiye'de, hepsi o köylerden gelmiş ve yetiştirmiş insanlardır. Bugün Türk sanayinde, Türk ekonomisinde çok önemli yerleri işgal eden, pek işgal lafı doğru değil, yerlerde bulunan pek çok insan üniversitelerde, köylerinden ellerinde 3 kuruş parayla gelmiş, devlet imkanlarıyla okumuş insanlardır. Bir tek orada size diğer görüşlere saygı duyuyorum ama bu görüşünüze hakikaten Bey, Türkiye Cumhuriyeti'ne haklılık olarak görüyorum. Fatih Bey, 2006 senesinde YÖK, İlhan Tekeli başkanlığında 30 kişilik yanılmıyorsam bir heyete yüksek öğretim ile ilgili bir rapor yazdırdı. YÖK'ün resmi raporudur. Ve Cumhurbaşkanlığına arz edildi. O zaman
rektör olarak ben de katıldığımda Çankaya'daki törende. O raporda güzel bir analiz vardır. Bu sorun üniversitede başlamıyor maalesef. Üniversitede Türkiye'deki gelir dilimlerine göre 5 gelir dilimine ayırırsanız en yüksek gelir diliminden üniversitelere devam edenlerin oranı %70, en alt gelir diliminde %0. Evet. Neden? Çünkü o gelir durumunda olan çocuklar ilk öğretimde, orta öğretimde hep dezavantaj olur. Evet. Büyük bir dezavantaj içerisinde. Bakın bugün de görüyorsunuz. Şimdi tabletle eğitime geçelim dediler. Adamlarda Wi-Fi yok. Nereye gidip internete girecekler? Dağın başına yürüyor çocuklar falan. Öbür tarafta büyük kentlerimizde evinde interneti olan gayet rahat kullanabilen insanlar var. Şimdi aynı şartları yaratacaksınız. Ondan sonra bu tartışmaları yapacaksınız. Üniversiteye gelene kadar maalesef arada inanılmaz bir farklılık ortaya çıkmış oluyor. O bakımdan çözülmesi gereken eğitim sisteminin geneli. Ve burada biz o dağ başında eğitim almakla... Faruk Bey, şimdi bu atama tartışılıyor. Daha da tartışacak. Sosyal medyada da çok tartışılıyor. Biz de konuyu açınca birdenbire vatandaştan gelen tepkiler de şunlar da bunlar. Büyük bir yardış oldu. Bazını anlamakta zorlandığım tepkiler var. Birisi diyor ki ne anlıyor, ne seyrediyor, çok da merak ettim doğrusu. Diyor ki siz bu atamayı normalleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Ben de işte şurada şu oldu, burada bu oldu deyince bu atamayı normalleştirmeye mi çalışıyorsunuz diyor. Ben efendim ben şurası da pis kokuyor, burası da pis kokuyor, orası da pis kokuyor dediğim zaman pis kokuyu normalleştirmeye mi çalışıyorum yoksa pis kokunun çok yaygın olduğu manatmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir zihinsel yaklaşımdır anlamıyorum. Bir de Galatasaray'sı mezunuymuşsunuz. Nasıl oluyorsa bunu çözmekte zorlanıyor. Bana da şey yapmışlar, ha? Bana da yapmışlar. Yani ben diyorum ki kardeşim burada da yani bugün kıyamet kopuyor ama bu daha önce de oldu. Burada da oldu, burada da oldu. Ortalığı pislik götürüyor. Sen diyorsun ki pisliğin normalleşmeye. Hayır efendim ben ortalık pislik götürüyor demeye çalışıyorum. Anlayacağınız lisanda. Tövbe estağfurullah. Eyvah. Faruk Bey gülmeyin. Bize de yazmış. Ben şimdi nasıl yani, gireyim? Hani cahilin okumamışın anlamamasına kızmıyorum ama kendini okumuş gibi gösterip ya da okumuş olduğu ve okumuş anlamamışlar bunlar aslında diyorum. Bunların böyle laf anlamasına çok siniriyorum. Hani cahil birisi anlamaz. Tamam dersin ki abi onun anlayışına göre konuşmadık. Tamam hata bizde dersin ama bu öyle değil. Neyse şimdi başka bir şey soracağım size. AK Parti... Hemen bununla ilgili bir şey buldum hemen. Şeyh Edebali diyor ki ne çok gezen bilir ne çok okuyan bilir. En çok cahil bilir. O her şeyi bilir. Evet aynen öyle. Evet. Cahil olmak güzeldir her şeyi bilirsiniz. Şimdi şunu merak ediyorum ben. AK Parti ilk iktidar olduğu dönemde o zaman reisi cumhur AK Parti'ye son derece ters bir isim olarak Sayın Ahmet Necdet Sezer'di. Allah selamet versin. Ve Ahmet Necdet Sezer üniversitelerde yapılan seçimlerde yok onun önünde bir liste koyuyordu. Bu liste içerisinde işte en çok oy alan 200 oy, ikinci alan 50 oy, üçüncü alan 20 oy falan gibi. Ahmet Necdet Sezer de bunun içerisinden bakıyordu. Kafasına göre birini atıyordu. Bazen birinciyi atıyordu. Genel olarak ikinciyi, üçüncüyü de atayabiliyordu. AK Parti bununla ilgili olarak çok kızıyordu. Diyordu ki kardeşim sen nasıl bir demokrasi anlayışına sahipsin? En çok oy alanı asla atamıyorsun. Millete dedi ki bak AK Parti ne kadar demokrat ve ne güzel bir şey söylüyor. Hepimiz de diyorduk ki evet doğru söylüyor yani üniversitenin en çok istediği atanmalı diyorduk. Bazı akademisyenler diyorduk ki ya en çok istenen her zaman en iyisi değildir. İşte içeride kulis mulis faaliyetleri vardır. Cumhurbaşkanı başka değerler bugün. Fakat sonra AK Parti iktidar oldu. İktidar oldu demeyeyim. AK Parti Cumhurbaşkanlığını da Abdullah Bey'le birlikte. Ve sonra baktık ki Abdullah Bey asla en çok oyalar atamadı. Yani daha önce eleştirilen her şeyin aynısını daha feci şekilde yaptı. Tayyip Bey'de de pek değişen bir şey olmadı. İşte Güray Barbarosoğlu %80 oy almıştı. Atanmadı. Yerine başka birisi atandı. Gerçi kötü bir hoca değildi bana göre de ama sonuçta AK Parti neyi kınadıysa bugün onları yapıyor yine. Siz özellikle bu atamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu kadar yoğun tepki alan bir atama sizce doğru bir atama olabilir mi? Vallahi kınadıklarınız başınıza gelmeden... Böyle bir hadis vardır. Biliyorsunuz. Şimdi oradan buradan sözlerden böyle bir hadis vardır evet. Kınadığınız başınıza gelmeden ölmezsiniz diye. Şimdi rektör nedir? Önemli bir soru. Sizin rektörle ilgili bir yazınız var mı? Bir yandan akademik, bir yandan dini bir terim.
demiş bir arkadaşımız yazmış birkaç gün önce. Birkaç gün önce ben yazdım. Evet. Fatih Altaylı. Evet. Şimdi, bir bölgenin baş doğacısı, baş rahibi evet. gibidir rektör. Ben bu tartışmayı da bir önceki turda işte başörtüsü bağlamından ele alarak yine bu kayırmacalık noktasından işte milletin ne kadar bıktığının bir tezahürü olarak görüyorum ve doğru da bulmuyorum. Ben olsaydım ne yapardım? Ben Cumhurbaşkanı yerinde olsaydım en çok atıfta bulunan, atıf alan, yayın yapan, dünya genelinde işte dergilerde, yayınlarda bir şekilde bilim adına çalışmalar yapmış olan aralarında bir değerlendirme yapardım. Bu da bir rekabeti beraberinde getirirdi. O üniversitede de bunu ayrıcalıklı olarak ben öncelediğim başlık bu çalışmalar doğrultusundadır diyerek bir sebep de koyarak ortaya bu yaklaşımı ortaya koyabilirdim. Fakat siyasette bu işler tabii böyle değerlendirilmiyor. Siyasette o alanların da bir şekilde kendine yakın kişiler tarafından yönetilme arzusu, bu bugünün başlığı değil. Sizin de söylediğiniz gibi Ahmet Necdet Sezer'in de daha öncesinde örnekleri de varsa bugün için de devamlılığını gösteren bir başlık. Ben akademik dünyanın bu polemiklere çekilerek aslında hocalara da çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hocalar da kendilerini bu siyasi üstünlüğe göre pozisyonlamak durumunda kalıyor, baskı altında kalıyor. Ve işte ben bununla daha yakın olayım, bugün şunun adamı olayım falan diye. Yarın öbür gün olay değiştiğinde işte dün Ahmet Necdet Sezer'den bugüne gelmiş bir hesaplaşma söz konusuysa, buna bir hesaplaşma gözüyle bakarsak, yarın bu Melih Bulu hocamızın da pozisyon alması neredeyse imkansız gibi görülebilir. Evet, dolayısıyla burada ne bilim adamı özelliğine, ne yaptığı çalışmalara değil, ben Melih Bulu'yu hiç duymadım. Yani AK Parti'ye hakim biriyim. Yani adaylarına, kurucularına vesaire. Ben bilmiyorum, tanıdığım bir insan değil. Değişik çevremden, bugün zaten arkadaşlarımdan... Zaten siyasi figürü güçlü olan birisi aynen, değil. Aynen, yani. Ben arkadaşlarımdan işte sonuçta beyan... ben İlyas Hoca'nın beyanından hareketle iyi biri olduğunu, iyi bir akademisyen olduğuna... Peki tam burada şunu sormak isterim Faruk Bey. Şimdi hocam diyor ki çok iyi bir yönetici, çok deneyimli bir yönetici. Bulunduğu kurumlarda hep üst düzey başarıları var diyor. Şimdi o zaman ben şunu merak ediyorum. O zaman AK Parti'nin milletvekili ve belediye başkan seçme kriterleri ne? Şimdi belediye başkanı, ilçe belediye başkanı yapmadığınız birini, bir ilçe kürsüsü için söylemiyorum ama ilçe belediye başkanlığı daha idari bir görev ve hani akademik şey çok önemli değil orada. Bu kadar önemli ve yetenekli birini ilçe belediye başkanı yapmıyorsunuz. Yapmayı bırak adayı yapmıyorsunuz. Milletvekili yapmayı bırak adayı yapmıyorsunuz. Sonra 3 üniversiteye peş peşe rektör yapıyorsunuz. O zaman denmez mi? Kardeşim bu ne periz bu ne diyoruz? Yani o, madem bu kadar değerli bir ilçeye belediye başkanı ve milletvekili ve bakan yapsaydın demezler mi? Diye de kafamda bir soru işareti olmuyor değil. Derler. Her şeyi derler ya Fatih Bey. Yani sonuçta bir sürü şey konuşulabilir bununla ilgili. Yani bugün işte parti sözcüsünün bu konuyla ilgili Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu. Boğaziçi bizim göz bebeğimizdir. Boğaziçi'li gençler, öğrenciler bizim göz bebeğimizdir falan diye. Biz burada böyle bir yaklaşımla değil, Melih Bulu'yu işte değerli bulduğumuz için falan minvalinde bir açıklama yaptı. Ama bu yeterli mi? Hayır, değil. Peki karşıt görüş ortaya koyarken yaklaşım bu yapılanı yapılandan daha değerli görülüyor mu? Hayır, bugün işte... işte polisin girmiş olması ve gösterinin yapılmış olması, işte Canan Kaftancıoğlu'nun orada, ya olayın hemen siyasallaşması, siyasi bir zeminde olan bir başlık olarak algılanarak hemen siyasete tekrar çekilip bu olayın akademik bir boyutundan çıkarılarak siyaset zemininde tartışılması kadar ya her iki taraf için de söylüyorum. Yani karşı çıkanın koyduğu argümanlar da bu kişi AK Partilidir diyerek karşı çıkıyor. Yani işte biz bunu destekliyoruz diyenler de evet AK Partili kardeşim AK Partili olduğu için destekliyor. Yani bunun siyaset zemininde tartışılması, başında da söyledim, akademik bir camia için
gelişme kat edebilecek, gösterebilecek, değer ortaya koyabilecek bir şey değil. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Bu tür tutumlar, işte kamu vicdanı dediğimiz şey, vatandaş bu tür olayları böyle bakıyor, gözlüyor, gözlemliyor, yazıyor kenara. Diyor ki tamam, bu da oldu, şu da oldu, buna da bir çentik atayım, burada da böyle bir şey var falan. Sonra bir gün geliyor, bunların hesabını toplu olarak soruyor, faturasını bir şekilde kesiyor. Bu kişilere kadar da inebiliyor. Şimdi bu Melih Bulu Hoca Boğaziçi'ne gitti, yarın hiçbir olay yaşanmadı. Dediler ki siyaseten, biz böyle bir sorumluluk aldık, seni koyduk bize yakın olduğun için. Diyelim ki sen de orada dik duracaksın. Böyle bir baskıya, mahalle baskısına ve bizi zor duruma itebilecek bir durumda olma dediler. Yani Gülfem'in az önce söylediği şeyden hareketle, yani nasıl huzurla yönetecek dedi ya. Gitti Melih Bulu Hoca, başladı Boğaziçi'nde olayı yönetiyor. Yani diyelim ki ola ki işte iktidar değişti, başka bir şey oldu birkaç sene sonra, işte şu oldu bu oldu. Her şeyin bir ömrü var en nihayetinde. Şimdi Melih Bulu Hoca bu mesleğini Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi şekilde veya diğer üniversitelerde hangi şekilde sürdürebilecek? Kime yakınsa onun üniversitesinde mi olacak vesaire? Yani o kişinin de kariyerini aslında bir ölçüde bir anlamda sıkıntılı bir durum da ortaya çıkmış oluyor. Hepimiz için risk aynı alarak, şey herkes benim için geçerli. Yani hem Ersin Hoca için geçerli, benim için geçerli. Yani şimdi ben bakıyorum, işte bulunduğumuz aynı noktalarda olduğumuz belirli platformlarda işte hocalara bakıyorum, duruşlarına bakıyorum, yaklaşımları, genel karakterleri, kimlikleri, ideolojileri vesaire bakıyorum, onlarda da bir zorunluluk halini hissediyorum. Bazıları çok aykırı şekillerde olayı, yani kesinlikle sözümü buradan tenzih ediyorum çünkü her iki hocama da çok değer veriyorum. Yani Ersin hocamı çok önceden tanıyorum. Ha, çok geçmişten beri bildiğim bir insan, saydığım, çok sevdiğim bir insan. İlyas hocayı da burada tanıdım. Ama yani bakıyorum, kraldan çok kralcılık var. Yapan hocalar türedi. Çok çok başka şeyler de oluştu. Bence bu tamamen bilime zarar veren bir noktaya da evrildi. Ama bu dediğim gibi kamu vicdanında bir gün gelip bir şekilde bunların hem o kişilere hem de bu işi yapan, destekleyen insanlara zararı dokunacak bir yere evrilmesini sağlıyor. Bir şekilde oluyor. İşte dedim ya, kınadıklarınız başınıza gelmedikçe diye. Ama bundan sonra da şunu da ama bu arada eklemek istiyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde dışarıdan atama, şimdi ona da baktığımda, değerlendirdiğimde, orada da bir haksızlık olduğunda, yani tamamen dışarıdan biri olarak söylüyorum, bir gözlemci olarak. Yani oradaki hocalar da dışarıdan herhangi birini eğer almıyorsa, orada da bir set varsa, bir duvar varsa, yok canım, bizim dışımızda eğer yani sadece buradan olsun gibi bir yaklaşım söz konusuysa, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde eğer bir akademisyen olsaydım Boğaziçi Üniversitesi'nde olmayı isterdim. Ama orada okumadığım için, orada tezimi yazmadığım için, doktoramı yapmadığım için eğer Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir şekilde bulunma şansım yoksa, bu beni üzerdi. Ama seçim varken böyle öyle bir tekelleşme halinin de olmasını çok da arzu etmem açıkçası. Bunu da dışında tutarak paylaşıyorum. Ama Melih Bulu Hoca çok büyük başarılar elde etmiştir ve Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğünü kazanmış, işte gelmiştir, hak Fatih etmiştir. Ama daha bu ayrı bir şey. Daha önceki rektörlüklerinde böyle biz bir Melih Bulu Hoca'yı duyduk mu? Duymadık. O zaman, hayır, yani ben daha önce iki üniversitede rektörlük burada, yapmış, bir başarısından bak, bahsedebiliyor ben, muyuz? Ben kişiyi biri tanımıyorum. Biri yeni kurulan bir vakıf üniversitesi, diğeri de yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden dolayı rektörü değişmek zorunda kalan bir vakıf üniversitesi. Ve herhangi bir başarısından bahsedebiliyor muyuz Boğaziçi orada? Boğaziçi, yani insanların aklını, hepimizin bildiği, işte puanlar var değil mi? Hepimizin çocukları hangi okullara girsin istiyoruz? Boğaziçi'ne, ODTÜ'ye, Bilkent'e, Galatasaray'a, Koç'a, Sabancı'ya. Başka gelmiyor aklıma. İşte bak diğerleri, işte İstanbul Üniversitesi, İTÜ'ye. Ya bu üniversiteler özellikle yapıları olan üniversiteler. Bu üniversitelerde olmak, bu üniversitelerde bir de rektör olmak ve bu üniversitelere rektör atarken tüm kamuoyunun dikkatini çekeceğini siyasetçi bilir. Yani bu üniversitelerdeki yapılan
atamalara kamuoyunun bir baskı uygulayacağını. Bu tartışmaya ilgili şeyin bir açıklaması olmadı galiba, değil mi? Saraydan Beşiktaş'a gelmedi. Yok, gelmedi. Yani, yok. Bir noktaya açıklık getirdim. Hocam hemen söyleyeyim, evet. Kapatacağım programı çünkü. Yanlış anlaşılma olmasın. Boğaziçi Üniversitesi, çalıştığım Sabancı Üniversitesi'de kendi doktora verdiği elemanı işe almak konusunda herhangi bir eğilimi yoktur. Tam tersine. Yani iç evliliğe karşıdır. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Doktorayı başka kuruma gönderir. Orada rüştünü ispat ettikten sonra gerisin geri alabilir. Yahut kendi mezun etmiş olduğu lisans öğrencisini yurt dışına veya başka bir üniversiteye mecbur tutar. Doktoraya gönderir. Oradan mezun olduktan sonra almayı kabul edebilir. Ama başka türlü almaz. Ben mesela Boğaziçi Üniversitesi mezunu değilim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Ve ben İstanbul Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'ye geçtim. Evet. Dolayısıyla herkes içeriden geliyor diye bir şey yok. Ama istisnaları, anladım, var mı diyorsunuz? Evet, var. Anladım. Olmuştur. İçeride çok tartışmalara sebep olmuştur. İtiraz etmiştim. Boğaziçi mesela galiba genellikle doktorasını yurt dışında yapmayanları yaptırır, pek almıyor. Evet evet. Kendisini yurt dışına gönderiyor. İçeride yapılanlar da var. Şimdi isim isim de sayabilirim. Neyse yani hocam, çok önemli değil. Sayılara dökmeden konuşmak yanlış olur. Dolayısıyla var. Bu türlü de var, öbür türlü de var. Kendinden, anladım, mezun olup gidip başka yerde doçent olup sonra gelen de var. Şimdi çok iyi anladım. Hepsi var. Buradaki mesele dışarıdan gelmiş değil. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışan öğretim üyelerine, idareciye ve aynı zamanda oradaki öğrenciye sormadan atanma. Yok sayılmalı. Dışarıdan atanabilir. Dışarıda herhangi bir yerden, bir ne bileyim, Amerika'dan birisini alıp atayabilirsiniz. Fark etmez. Yahut Ankara Üniversitesi'nden bir meslektaşı alıp Boğaziçi Üniversitesi'ne atayabilirsiniz. Bir sorun çıkmaz. Ama danışırsanız insanlarla içeride, bunu atayacağız. Şöyle bir kişiye ihtiyacımız veya bir İlyas Bey'in söylediği ve katıldığım bir husus. Yani sanayici atayabilirsin. Çok iyi bir menajer olur. Çok iyi yönetir. Şirket gibi yönetecektir. Genelde ama siyasette de olan bir şeydir. Eğer dışarıdan ithal aday gibi bir aday konursa derler hep ki yok. Ya kardeşim, koskoca şehirde bu şehirli adam yoktu. Yok, dışarıdan adam mı getirdiniz derler. Bu her yerde verilen doğal bir reaksiyondur. Ve bunun sonucunda bakın, ne bu atamayı yapan memnun Durcu anda eminim, evet, ne de atanan kişi memnundur. Doğru. Şimdi o yüzden yani bu tür şeylerde biraz daha dikkat. Belki hakikaten çok değerli bir insan tanımıyoruz. CV'sine baktığımız zaman güzel şeyler var ama olumsuz şeyler, iddialar da var ortada. Belki çok iyi bir insan, hiçbir fikrim yok ne olduğu ile ilgili. Beni ilgilendirmiyor da o üniversite kapısından girerken biraz zorluk çekecek yani, çok açık ortada. Evet. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum katılanlara. Bugün SMA ile ilgili kampanyayı da konuşmak istiyorum ama konuşamayacağız anladığım kadarıyla. Vaktimiz kalmadı. Benim bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Yarın da bununla ilgili yazdım zaten. Okursunuz ama söylediğim şu benim bununla ilgili. Ben bu kampanyayı çok yerinde bir kampanya olarak görmüyorum. Nedenini söyleyeyim size. Elbette ki herkesin tedavi edilme hakkı var ama şey, Milli Piyango'dan sahibi bulunmayan 75 milyon lira buraya verilsin. Bu hastalara harcansın gibi saçma, zırva, palyatif, hukuki hiçbir temeli olmayan bir şey var. Devlet hasta çocuklarını tedavi ettirir kardeşim. Ettirmek zorundadır. Piyango çıksaydı ne olacaktı? Çocuklar hasta tedavi edilmeyecek miydi yani? Piyango çıkmadı diye mi tedavi edilecekler? Piyangonun 4 biletinin de sahibi olsaydı, piyango son yıllarda hep olduğu gibi idareye kalmasaydı, o zaman bu çocukların tedavisi gündeme gelmeyecek miydi? Böyle bir saçmalık olur mu? Devlet bununla ilgili bir bütçe ayırmalıdır. Sağlık sistemi veya sigorta sistemi neyse, hangisine bağlıysa eğer o çocuğun anası babası, bu çocuklar tedavi edilmelidir. Bunun için bir kampanya falan yapmak anlamsızdır. Hele hele bunu Milli Piyango gibi çıkan ikramiyeler gitsin, çıkmayanlar çocuklara verilsin gibi bir saçmalığa bağlamak çok yanlıştır. O zaman çocuklara haksızlık etmiş oluruz. Çünkü çocukların hakkı başkalarının şanssızlığı, çocukların şansı olamaz. O zaman herkes şanslı olsun, çocuklar şanssız olacak demektir. Böyle bir şey kabul etmem ben. Edilmez. Çocuklar tedavi edilmedir. Öyle veya böyle. Hoşçakalın.